TV100 ekranlarından güzel sabahlar. Artık 2019'un son günlerine girdik ve hem yılı değerlendireceğiz hem önümüzdeki yıla dair beklentileri konuşacağız. Cuma günden bu yana konuştuğumuz yerli otomobilimizi değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtayım çünkü yan stüdyoya yeniden bağlanmam lazım. Önemli veriler var. Taysat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kemal Yazıcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş gazeteci Mehmet Ali Güller bizimle birlikte, hoş geldiniz tekrar. İkinci saatimizde Mete Sohtaoğlu bizimle birlikte olacak ama ben hemen sözü Nazlı Bolak'a bırakayım çünkü önemli veriler var önünde. Çok teşekkürler. Evet, beklenen ekonomik güven endeksi Aralık ayının geldi. Efendim geçtiğimiz aya göre, Kasım ayına göre %2,6'lık bir artış dikkat çekiyor. Kasım'da 91,3 iken şu an önümde de oranı görüyorum. Son ayımızda, yılın Aralık ayında ekonomik güven endeksi %2,6 artışla 93,8 oluyor. Yanımda da Profesör Doktor Emre Alkin var. Kendisi zaten biz de bu rakamları değerlendiriyorduk. Kendisi de bunu beklediğini söyledi. Doğru. Hocam sözü size bırakıyorum. Şimdi bir süredir dipten toparlanmanın gerçek sinyallerini bu beklenti anketlerinden buluyoruz. Şimdi beklenti anketinin güzelliği şu. Gelecekle alakalı beklentileri de ortaya koyuyor. Yani sadece bugünü değil. Şu an ben kendimi çok iyi hissediyorum demiyorlar. Çünkü sorular gelecekle alakalı beklentileri de ortaya koyuyor. Ben bunun böyle gittiğini zaten söyledim. Hafta sonunda Nevşehir'deydim. Nevşehirli iş adamlarına da orada anlattım. Dedim yavaş yavaş tüketici güveninde, perakende de, reel sektörde ve nihayetinde ekonominin tamamında güven endekslerinde bir toparlanma var. Bu toparlanmanın da devam ettiğini gösteriyor. Bunlar iyiye işaret. Şöyle bir şey, yani bu zannetmeyin ki oh her şey çok güzel oldu. Hiç öyle bir iddiada değilim. Dedim ki kuyunun dibine düştük. Demek insanlarda, iş insanlarında, tüketicilerde bu kuyudan yukarı doğru tırmanıp düştüğü yere varmaya mecal var. Hı hı. İstek var, arzu var, toparlanma hevesi var. Bunları gösteriyor bu. İyi bir işaret bunlar. Hocam son bir soru soracağım. Şimdi faiz indirimleriyle birlikte hep ne konuştuk? Kamu bankalarının konut kredilerinde gerek de otomobil kredilerinde uyguladığı faiz indiriminden bahsediyorduk. Ay sonunda araç kredileri için uygulanan kampanya bitiyor. Fakat konutla ilgili bir gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı açıklamıştı. Orada bir düşüşten bahsediliyor konut kredilerinin faiz oranında. Şimdi bu da etken midir? Çünkü inşaatta da baktığım zaman güven endeksine orada da bir canlanma var, bir yükseliş var. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı mı? İki sebepten kaynaklanıyor. Bunlar bir tanesi maliye politikaları çok destek vermiyor ama para politikaları büyümeye destek veriyor. Bu birincisi. İkincisi bizim hafıza kaybımız meşhurdur. Yani Türk insanı üç gün bir şey konuşuyor, dördüncü gün unutur ve kendini adapte eder yeni duruma. Büyük ihtimalle hem iş insanlarının hem de tüketicilerin 2018'den beri devam eden darboğaza, kötü günlere alıştığı, bunu bir zemin yaptığı ve bunun üzerinden yükselmeye karar verdiğini gösteriyor. Yani şimdi soruyorsunuz, hani diyor ki ya ne işte biz hep böyleydik zaten vesaire de. Yani ne olduğunu da unutmuş. Yani iyiye de kolay alışıyor, kötüye de kolay alışıyor. O yüzden Türk insanının bu mücadele kabiliyetini ben alkışlıyorum. Çünkü biraz da bundan kaynaklanıyor. Yoksa işler püripak harika diyemem. Şimdi birazdan kıymetli Taysat Başkanımızla da konuşacağız bunu ama geçen seneye göre iyiyiz. O kuşkusuz yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizi yan stüdyoya doğru uğurluyoruz. Sözü tekrardan size bırakıyoruz. Emre Hocam'dan değerlendirmeleri aldık. Emre Hoca'yı sizin stüdyoya doğru uğurluyoruz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Nazlı. Görüşmek üzere. İyi seneler olsun. Yarın yine birlikteyiz. Ama hoca buraya gelirken hem de konuklarıma şöyle bir nefes aldırayım başlamak üzere. Cuma günkü töreni bir hatırlayalım. Sonra yerli otomobil meselesi üzerinden belki de tüketici güvenine, moraline etkisi olan faktörleri konuşmaya başlayalım. Ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye nefesini tuttu. Tarihler 27 Aralık 2019'u gösterdi. Yıllarca süren çalışmanın ürünü ilk yerli otomobil görücüye çıktı.
Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili TOK 2022 Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki yeniliğe yolculuk buluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Milletimizin bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan baba yiğitler ortaya çıktı ve Türkiye'nin otomobili girişim grubunu kurdu. Kendilerine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Neredeyse tüm kabine oradaydı. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOG'un hissedarları, iş ve medya dünyasının temsilcileriyle birlikte 2000 kişi TOG'u görmek için toplantı. Bu iş için yüzün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Evinden, çoluğundan, çocuğundan ayrı kalma pahasına çalıştı, çabaladı. Bunların bir kısmı da yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için büyük bir heyecanla vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Tanıtımda biri SUV, biri sedan olmak üzere iki otomobil model tanıtıldı. Otomobillerden biri kırmızı, biri beyazdı. Tasarımları sağ olsun arkadaşlarımız bizlere göstermişlerdi. Şimdi artık asıllarını görmüş olduk. Ne kadar iftihar etsek az. İnşallah daha sonra bir yolculuğumuz da olur. Ben tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kutluyorum. Uzun zamandır heyecanla bekliyorduk. Cuma günü vallahi ben modeli beğendim. Kim ne derse desin. Arabalar şık, arabalar güzel. Kemal Bey, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Sizin için nasıl bir heyecan efendim? Hem tedarikçileriniz için hem sektör için. Siz yıllarınızı bu sektöre verdiniz. Çok önemli markalarda yöneticilik yaptınız. Bunu görmek nasıl geldi? Vallahi bizim için büyük bir heyecan. Otomotiv sektörünün geleceğini şekillendirecek bir adım atılıyor. O anlamda mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Gürcan Bey ve ekibini bu vesileyle başlangıçta tebrik ediyorum. Umarım başaracaklar ve biz de bütün gücümüzle onları destekleyeceğiz Taysat olarak. Bir böyle bir hafiften bir çekinmeler, bu olur mu, satılır mı, pahalı olacak, bunları konuşmak için erken biliyoruz ama hani objektif ve dikkatli bakmamız gereken neler var efendim bu projede? Yani şimdi şöyle, ülkeye katkısını belki önce vurgulamak lazım. Biz yıllardır, 1970'li yıllardan beri yaklaşık 50 senedir Türkiye'de otomotiv sektörü var. Ve büyük üreticiler burada yerli araçlar üretiyorlar. Bu üreticilerle sektör bir yoktan bu seviyeye gelmiş oldu. Şu anda Türkiye dünyanın otomotivde en iyi ülkelerinden birisi. Biz tabii araç üretmeyi biliyoruz, parça üretmeyi biliyoruz, kaliteli üretiyoruz, zamanında üretiyoruz. Ama teknoloji seviyesinin yeni teknolojileri yakalaması açısından bu bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye'nin otomobili elektrikli olması nedeniyle, otonom seviyesinin yüksek olması nedeniyle ve Türk tedarikçilerle çalışma isteği ve heyecanı onlarda da olduğundan dolayı bizi mutlaka geliştirecektir diye düşünüyoruz. Tedarikçiler meselesine ve teknoloji ayağına geçmeden Mehmet Ali Güller, senin yorumunu merak ediyorum. Önemli bir proje. Bir, evet. Hani psikolojik olarak da bir eşik görüldüğü kadarıyla. Evet, yani ben kategorik olarak Türkiye'nin kendi otomobilini yapmasını elbette destekliyorum. Kendi uçağını, kendi gemisini, hatta kendi milli füze savunma sistemini, her şeyini kendisinin yapmasını destekliyorum. Kendi tarımını da yapmasını destekliyorum. Tabii. Kendi sanayisini de geliştirmesini destekliyorum. Elbette buna itiraz edecek bir durum yok. Fakat burada şöyle bir tablo var. Yani hükümet yani bu işi bir siyasal propaganda işine çevirmiş durumda. Hani ilk otomobil denildi ve hani abartarak söyleyeyim neredeyse otomobili bile icat ettiğe kadar götürülecek bir sevinç şeyi yapılıyor. Yani bunda tuhaf bir şey yok. Yani Türkiye milli otomobilini daha önce yaptı. 1961'de devrim otomobilini yaptı. Karşı devrimcilerin tezgahına geldi otomobil. Doğru. Şimdi Anadolu, yani millilik, yerlilik %100 diye bir şey yok. Yani o perspektiften baktığımızda, hani bugün deniyor ya İtalyanlar tasarımını yapmış diye bazı itirazlar var. Doğru. Önemli değil. Yani %100 millilik diye bir şey tam olmuyor artık bu çağda. Mutlaka bir şeyler dışarıdan yapılıyor.
Bilmiyorum ama Kemal Bey söyler. Hani %100 illa hani her şeyi Japon, her şeyi Amerikan, her şeyi şu olan bir otomobil herhalde yok. Dolayısıyla bile galiba. Dolayısıyla Anadolu'da yani 1967'de yapılıp 1984'e kadar üretimi yapılmış Anadolu'da yerli ve milliydi. Yerli ve güzel bir otomobil. %2'lerle başladı. %60'lara kadar yanlış bilmiyorsam yerlilik, millilik oranı arttı. Sonra hatta daha da arttı söyleniyor. Benim o arabaya ilişkin hatırladığım şey bizim de ilk arabamızdı. Evet. Bindiğim arabaydı. Üstünde hala kaportasının üstünde çocukken fotoğraflarım evet, vardı. Yerli ve milli otoydu. Bir station wagondu yani Türkiye'de ilk defa o model. Şimdi diğer yandan hani bu konu açılınca ben de öğreniyorum. Çünkü benim çok bildiğim bir alan değil. Arabası olmayan bir adamım. Hatta ehliyeti bile olmayan bir adamım. Fakat bu konuyla ilgili haberler önümüze geldikçe öğreniyoruz. Mesela milli jip fabrikamız. Kendi jipimizi ürettiğimiz bir fabrikamız var. 90'larda %100 milli olarak ve 2006'da kapanıyor ihtiyaç yok denilerek. Yani Türkiye bir şey üretemiyor değil. Ya da AKP hükümeti geldi de Türkiye uzay çağına geçti. Her şeyi artık o üretiyor gibi bir siyasete bu işi dökmenin manası yok. Yani Türkiye bu işi yaptı, yapar, yapmalı, yapacağız da. Yani bu işin özeti budur. Bundan böyle bir siyasi rant çıkarmanın bir yararı yok kimseye. Çünkü öbür türlü şu oluyor. Bu sefer de siyaseten karşı duranlar da diyor ki efendim işte 3 yıl önce de aynı oldu. Yine prototipleri yaptınız. Siparişler alınıyor, siparişler uçuyor diye haberler yaptınız. O zaman o ne oldu? Bu sefer de bu işe siyaseten karşı olanlar da bu argümanları söylemiş oluyor. Dolayısıyla bu işi buradan çıkarıp Türkiye'nin yerli ve milli bir otomobil markasının olması gerektiği perspektifinden hareketle bir memleket meselesi olarak tabii bakmak gerekiyor. Tabii. Bunun yolu da öncelikle hükümetin bu işi kendi siyasi nemalanacağı konu olmaktan çıkarması gerekiyor. Emre Özpeynirci de yazmış Gazete Pencere'de. Hakikaten siyasetçiler her iki cenahtan da siyasetçiler meseleden ellerini bir çeksinler, işi ustalarına bıraksınlar. Şunu da söyleyeyim, affedersiniz Emre Bey'e geçmeden önce. Hani burada şu da önemli, hani millilik, yerlilik her alanda lazım. Doğru. Şimdi milli otomobil tamam da siz milli stratejik kurumları, telekom başta, limanlar, elektrik santralleri bunların hepsini satıyorsunuz, özelleştiriyorsunuz. Orada millilik nerede? Ya da Kargillere milli tarımı teslim ediyorsunuz, değil mi? Ya da milli tank paletimizi 50 milyon dolar yok diye işletmesini büyük ortağının Katar olduğu bir özel şirkete devrediyorsunuz. Yani millilik bir bütündür. Hani burada sadece işi getirip otomobile bağlayıp bu otomobilde azıcık itiraz edene gayri milli diyen, vatan haini diyen bir perspektifle bu işi götürmenin bu memlekete bir yararı olmaz. Evet. Ama şey de değerli yani muhalefetin iki belediye başkanının, CHP'nin İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının da hani ilk günden biz bu projeyi destekliyoruz. Türk teknolojiye ve bilime gelecek her şeyin arkasındayız demeleri de önemli. Emre İlk siparişi kamu vermeli. 115 bin makam aracını bununla değiştirelim. Zaten en büyük katkı bu olur. Zaten iş oraya gidiyor. Ben şimdi söyleyeyim. Dünyada başkan benden daha iyi bilir. Büyük otomobil markaları konsolide olmaya başladılar zaten. Başka çare yok. Yani iş farklı bir yere gidiyor. Soru sormuşlar. 18 ile 34 yaş arası insanlara ve 35 ile 55 yaş arası. Hangi teknoloji parçası hayatınızda olmasa üzülürsünüz diye. Benim yaşımdakilerin yarısı otomobil demiş. Ama gençler telefon diyor. Bunu demişler. Şimdi bu proje her iki ihtiyacı da yani connectivity ve update olma özelliklerini eğer birleştirirse bu zaten gerçekten çağdaş bir proje olur. Şimdi başkanıma bunlarla alakalı merakımı giderecek sorular sormak zorundayım. Ayrıca da sektörden de bana bununla ilgili sorular geldi. Bir, veri paylaşımı ile ilgili Türkiye'deki sorunları biliyorsunuz. Bir de biz connected bir car, connected bir araba yapıyoruz. Yani bütün bilgiler karşılıklı paylaşacak. 2020 yılında 50 milyar nesne birbirini görecek. Yani biz Federer'le Nadal'ı seyredersek Tokyo Olimpiyatları'nda inşallah hani elenmeden onların gözünden maçı seyredeceğimiz gibi arabanın içinden de seyredebileceğiz. Gerektiği gibi bağlanacak falan. Bu bir. Teşekkür. İki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir sözü var. Kimseden bir onay ya da teşhil beklemiyoruz. Tamam da şimdi bu araba Avrupa Birliği yollarına nasıl çıkacak o zaman? Yani bunun bir şekilde bir otorite tarafından onaylanıyor, uygun bulunuyor olması lazım. 2022'ye yetişir mi? En çok merak ettiğim soru. Çünkü hepimiz aşağı yukarı sanayinin içinden gelen insanız. Kazmayı vurdun,
fabrikayı açtım falan. Kolay bir iş değil öyle bir ürünü evet. bir şeyi ortaya. Çünkü onun şey crash testleri vesaireleri falan filan var. Herkes zaten SUV yapıyor maşallah. Çin'de değil mi benim bildiğim %60 evet. falan, Avrupalılar %55. Biz ne fark yaratacağız? Yani biz bu araçlardaki farklılık ne olabilir? Hani mesela ben gençlere birazdan çıkıp ders anlatacağım. Senenin son dersini. Ne gibi bir ümit vereyim başkanım? Onlara deyin ki bak arkadaş biz böyle bir şey yapıyoruz diye. Bu yerli ve milli konusunu üstadım gayet güzel anlattı. Ben de dilimde tüy bitti. Ya bu Boeing'in içinde bile 78 tane farklı milletten parça geliyor. Hocam biz de üretiyoruz ayrıca yani değil mi? Bir de şey merak ediyorum. Çok acayip bir soru bu. Süper otomotiv şirketlerini süper yönetici çıkarıyoruz biz. Acayip ama. Yani çok iyi. Dünya tasarımcılar da çıkarıyoruz evet. Çıkarmıyoruz. Şimdi bir arabanın karoserini çizmek önemli bir şey. Onu Bertone bir zamanlar yaptı işte eski Rus falan. Benim bahsettiğim şey, tasarım sadece çizgi değil. Tabii. Tasarım o aracın maruz kalacağı tüm şartlara uygun aksamı vesaireyi falan filan düşünerek bir mimariyi gerçekleştirmek. Biz niye bu işte zayıfız da yönetici de iyiyiz bunu çok merak ediyorum. Sağ olun başkanım. Çok sordum ama. Teşekkürler. Ben 5 tane not aldım. Benim, ben sırapı sağladım. Öyle mi? Pardon, pardon. Tamam. Önce, özür dilerim. Yok yok çok evet, iyi. Önce yerli milli konusundan ben de bir başlayayım. Hani yerlileşme çok kritik değil artık günümüzde. Ben öyle görüyorum. Evet %100 yerli diye bir şey yok. Buna da ihtiyacımız yok ülke olarak. Dünyada böyle bir ülke de yok. Biz bugün Japonya'ya, Japonya'da üretilen araçlar için parça gönderiyoruz. Amerika'ya gönderiyoruz, Avrupa'ya gönderiyoruz. Yani hani yerlilik nedir tartışılabilir ama kritik olan teknolojiye ne kadar hakimiz? Gelecek nasıl doğru. şekilleniyor? Bravo. Biz bu sizin de belki birinci sorunuzla alakalı. Gelecek nasıl şekilleniyor? Türk tedarik sanayi veya Türk otomotiv sanayi bu geleceğe kendini doğru hazırlıyor mu? Burada baktığımızda yerlilikten daha çok teknolojiyi geliştirme fırsatı yaratan firmalar önemli. Biz onun için yani TOG'u şu aşamada bu anlamda bir fırsat görüyoruz. Yani bugün şöyle bakarsak elektrikli arabaların oranına %1-1,5 seviyelerinde belki dünyada. Ama bu 2025'teki öngörü %10'ların üzerinde olacak. Hmm. Ki hibrit ve elektrikleri beraber sayarsak 2025'te %50'si üretilen araçların hibrit veya elektrikli olacak. 2030'a geldiğimizde de bu oran elektrikli de yine tam elektrikli olanların %50 oranına hibrit elektrikte değişik oranlar veriliyor. %80-90 seviyelerine ulaşacağı söyleniyor. Peki biz tedarik sanayi olarak buna ne kadar hazırız? Bu soruyu kendi içimizde çok tartışıyoruz. Hatta sadece kendi içimizde değil. OEM'lerle de beraber çünkü Türkiye'deki OEM'lerin yatırımlarını devam ettirebilmesi için veya yeni firmaların Türkiye'ye gelebilmesi için tedarik sanayinin teknoloji seviyesi çok çok kritik. Eğer biz yeni teknolojilere ayak uyduramazsak değil ki hani bugünkü ihracatımızı arttırmak veya üretimi aynı seviyede tutmak küçülme riskine sahibiz. Şimdi böyle baktığımızda evet Türkiye'nin otomobil girişimi bizim için kritik. Niye? Evet fikri sanayi mülkiyet hakları onlara ait olan bir araç olacak ve biz bu yeni teknolojileri onlarla beraber geliştirebilme şansına sahip olacağız. Tabii ki ilk planda yurt dışından alım yapacaklar başka yolu yok. Çünkü şu anda bizim ülkemizdeki tedarik sanayi o teknolojilere hakim değil. Ama beraber geliştirmek için bir fırsatı yaratmak çok çok kritik, önemli bir konu. Sizin için en kritik tedarik şeyi ne olur efendim? Yani şimdi parçası şöyle, veya üretim şeyi. Şöyle diyebiliriz. Yani araç üzerindeki belli komponentler artık olmayacak. Yani içten yanmalı motor çıkıyor. Egzoz sistemi çıkıyor, tabii. yakıt tankı çıkıyor. Tabii otonomu düşündüğümüzde belki ileride direksiyon sistemi ortadan kalkacak yani uzun vadede. Şimdi bunların yerine ne geliyor? Elektrikli arabalardaki batarya sistemi. Batarya sistemi dediğinizde sadece bir tane bataryaya gidip tabii, hani bir firmadan almak şeklinde olmuyor. Bataryanın içerisinde çok değişik sistemler var. Hmm. Yani ısıtma soğutma sisteminden tutum, hücresi, crash testlerine yönelik onun yapısı, bataryanın yönetim sistemi, elektroniği, yazılım da işin içerisine giriyor. Batarya en kritik olan ürün ama onun dışında elektrik motorları, içten yanmalı motor yerine elektrikli motor geliyor. İşte şarj üniteleri, hızlı şarjı, normal şarjı, inverter, konverter, değişik parçalar devreye giriyor. Ve maalesef Türkiye'de şu anda biz bunları üretir konumda değiliz. Evet, çalışmalarımız var.
geleceğin ne olduğunu biliyoruz ve buna yönelik hareket ediyoruz. Bunun için de hani TOGG'un varlığı, hani yerli milli tartışmasından bağımsız, bence o tartışma çok sağlıklı bir tartışma değil. Varlığı bizim için çok kritik, ülkemiz için önemli, tedarik sanayinin gelişimi için çok önemli, teknolojinin gelişimi için çok önemli. Biz öyle görüyoruz ve bütün gücümüzde TAYSAT olarak 450 üyemizde, 200 bin çalışanımızla bu işin arkasındayız, bu işi destekliyoruz. O anlamda bizim için kritik. Şu şey meselesini diğer konuya geçmeden bir rakam verdiniz. Ne olur unutmayın söyleyeceğiniz efendim. Bu 2040 itibariyle elektriklinin 2030 payı... 2030 dedim, evet. Burada şey ülke görüyor musunuz? Biz hani hep Tesla'nın peşine takılmış gidiyoruz da belki de büyük üretici Asya'dan çıkacak veya hani Amerika'dan çok Avrupa'dan çıkacak. Ben biraz bu konuda tutucuyum. Ben öyle çok hani startuplar, yeni girişimleri evet önemsemek gerekiyor. Ama şöyle bakmak lazım. Sonuçta bu bir otomobil, bu bir araç ve araç sadece bir motor ve onunla ilgili ürünlerden oluşmuyor. Araç bir bütün. Sizi bir yerden bir noktadan başka bir noktaya taşımada kullanılıyor. Ve bugünkü araçları üreten, üretebilenler bu işi yürütecektir ağırlıkla. Hı. Evet Tesla var, bir girişimci var, hayalperest bir arkadaşımız var. Bence başarılı gidiyor ama onu destekleyen arkada büyük bir ekosistem var ve finansal destek var. Kesinlikle. Tesla bugün zarar ediyor. Zarar etmesine rağmen hayatını devam ettiriyor. Bu bizim gibi bir ülkede mümkün değil. Mümkün yani değil, tabii. Zarar ederek hayatını devam ettirebilme şansınız yok. Orada çünkü hani sistem nasıl işliyor bilmiyorum ama sonuçta bir para akışı sürekli başarılıyor. Onun için Tesla var ve bütün dünyaya yayılabilme fırsatı yakaladı. Ben de umuyorum ki hani TOGG'da hani beş baba yiğit diye başladık. İnşallah öyle devam eder. Kritik olan firmanın sahiplerinin buna güvenmesi, inanması ve sürekli finansal desteği o ekibe vermesi. Yani Gürcan Bey'i ben şahsen tanıyorum. Çok yetenekli, başarılı bir arkadaşımız. Evet, bu işi başaracaktır. 2022'de olur mu dendi. Evet, 2022'de mümkündür. 2022'nin ikinci yarısına yetişebilir. Ama yapılması gereken çok çok iş var. Çok iş var demiyorum. Çok çok iş var. Neler var? Yani fabrika inşaatı, platform kurması, sonuçta bir stil ve bir onun arkasından bir prototip üretimi nispeten daha kolay bir kolay olay. Kısmı. Evet, çok çok önemli bir olay. Bir projeyi gösterme adına, bir halkı inandırma adına ve ne bileyim destek alma adına önemli. Ama şimdi detay tasarım aşamasına geçecekler. Her bir parça tek tek tasarlanacak. Onların sanal ortamda, fiziksel ortamda testleri yapılacak. O parçalar ki 20 bin civarında parçadan bahsediyoruz. Bir araya gelecekler. Hiçbir problem olmayacak. Bir araç yapacaksınız. Onun testlerini yapacaksınız. Avrupa'ya nasıl satacaksınız? Doğru diyor Kerem Bey. Sonuçta Avrupa tip onayı diye bir sistem var. Bunun içerisine gireceksiniz. O testlerin hepsini geçeceksiniz. Tabii o arada paralelinde bir fabrika inşaatı yapacaksınız. Preshaneniz, kaynak atölyeniz, boyahaneniz, montajınız, testleri olan o yapıyı kuracaksınız. İnsanları oraya alacaksınız. Evet, o insanları eğiteceksiniz. Hepsi bir senkronize çalışacak. Çok zor bir olay. Onun için benim hani bu işe gönül vermiş birisi olarak yegane şeyim, bu arkadaşların finansal sıkıntılarla uğraşmasını istemeyiz. Nasıl Amerika'da Tesla'nın arkasında birileri var, Elon Musk'ın arkasında birileri var. Türkiye'de de ben en kritik onu görüyorum. Malın sahibi bu işe inanacak. Hayali Türkiye'de bir yerli otomobil ortaya çıkarmak olacak. Ve zorluklarda o hayal o işi hayata geçirmek için bir motivasyon kaynağı olacak. Böyle olursa bence olabilir. 2022'nin ikinci yarısında mümkündür. 2023'e de kalsa çok sorun değil. Sonuç itibariyle biz bu aracın üretilmesini ve tedarik sanayinin önünü açmasını teknolojik anlamda istiyoruz. İlk iki yıl Gürcan Bey'in söylediğine göre sadece Türkiye'de satış olacak. Bu da doğru bir strateji. Bütçesi 22 milyar Türk lirası dediler. 3,5 milyar euro civarında. Bizim hesaplarımıza göre bu da çok doğru bir yaklaşım. Yani bütçesi doğru, zamanı doğru, niyet doğru. Bize düşen de onu arkasında desteklemek. Durmak.
Çünkü otomotiv sektörü şöyle bir şey. Yani Türkiye'deki diğer sektörleri de kucaklayan ve harekete geçiren bir sektör sonuçta. Yani teknolojide diğer ülkelere baktığınızda Almanya veya Amerika veya Japonya. Yani sonuçta otomotiv sektörü motive ediyor ve diğer sektörleri de kalkındırıyor. Çünkü bizim sektörün içerisinde bilim dallarının birçoğu yer alıyor. Tabii. Ve hani üniversitelerin belki gelişimine bu alanda destek verecek bir yapı biz önemsiyoruz. SUV dediniz, nasıl fark yaratacağız? SUV son zamanların en moda aracı. Sedan'ın bir sürü özelliğini bünyesinde barındırıyor. MPV'lerin veya vagonun, station vagonların bir sürü özelliğini barındırıyor. Önümüzdeki 10 yıllık sürece baktığımızda SUV yine önde olacak bir araç tipi. Onun için bence bu doğru. Hani biz şu anda olmayanı yaratalım noktasında olmamalıyız. Yani yok olan bir şeyi yaratalım. Hani dünyayı biz değiştirelim dersek biraz gerçekçi olmaz. Adım adım bunu yapmak lazım. Bence şu andaki tespitleri, stratejileri uygun görüyoruz. Ama inanç burada çok önemli. Çünkü her an geriye dönebilir. Bunu da korumamız gerekiyor. Şeyi biliyor musunuz? Mesela biz bu 2015'te de prototip üretilmişti. Siparişler alınıyor. O mesela niye olmadı? Yanlış bir girişimdi. Orada şöyle... Bilmiyorum. Tabii benim politik yanım yok. Sonuçta biz bu sektörün içindeyiz. Hani o anlamda bir şey demiyorum ama. Politika dışı soruyorum. Hani şöyle, ne eksikti? Yani orada, niye olmadığı bugün defa yapabilmek bir, adına soruyorum. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir projenin başarılı olması için otomotiv sektöründe böyle bir araç iki şey olacak. Birincisi hayali olan işin sahibi olacak. İkincisi de eğer bir araç üretiminden bahsediyorsak 3 milyar euro civarında sokağa atılacak bir paranız olacak. Bu ikisi aynı anda olmadığı sürece bu işin gerçekleşme imkanı yok. Birincisi neden olmadı? Çünkü işin sahibi yoktu. Yurt dışında birisine sahaba var olan bir modeline bir para yatırıldı. Bunu kim yaptı? TÜBİTAK içerisinde organize olmuş bir grup yaptı. Bence bu baştan kurgu doğru değildi. Heyecan doğruydu, istek doğruydu ama yanlış yöntem uygulandı. Şu andaki dünyada bilinen, yaşayabilecek bir yöntem. İkisi arasında öyle bir büyük bir fark var. Bu otomotivde efendim bu vardı. Mesela Hintliler gittiler, Land Rover aldılar. Biz de gidip sahibi alsaydık da bu kadar beklemeseydik daha hızlı yapardık diyenler de oluyor. Onu nasıl yorumlarsınız? Yani Türkiye bir ülke olarak gidip bir markayı satın alsa daha mı kolay ilerlerdi bu işte? Yani bu o da olabilirdi tabii. Yani bir markayı satın alarak onu Türkleştirmeye çalışmak da mümkün. Ama biraz daha uzun zaman alırdı. Yani tedarik sanayi tarafından soruyorsanız ben bunu tercih ederim şu andakini. Türkiye'de. Orada bir şeyim var. Şimdi normalde Alman arabası var, Fransız arabası var, İtalyan arabası var. Şimdi yanlış anlamayın. Şimdi birkaç tane marka var. Şimdi bunları İtalyan üretti deseniz kimsenin inası gelmez. Çünkü kafamızda bir İtalyan imajı var değil mi? Evet. Ona mümkün değil diye. İşte Fransızlar araba üretiyor. Ne kadar romantik insanlardır hepimiz bunu biliyoruz ama yapmışlar yani sonuçta adamı. Hiçbirimiz arabayı Alman arabası, İtalyan ya da Fransız arabası diye satın almıyoruz aslında. Çünkü çok da büyük markalar var söyleyemiyorum hani kurallardan dolayı. Mesela alışveriş markalarında var. Yani ben bunu ha ya tamam ya bu Fransız bunu üretmiş demiyorum. Bana kalitesi evrensel olarak tescillenmiş ne varsa ben gidip onu alıyorum. Benim dileğim bu arabanın yerli ve milli iddiasındayız ama bu arabanın evrensel nitelikte kabul gören herhangi bir dünya insanının hangi ülkede üretildiğine bakmadan ya bu çok kaliteli ben bunu almak istiyorum dedirtecek bir araba olmasını ben daha çok tercih ediyorum. Yerli ve milli iddiasının üstünde tasarımının aslında milli zekayla ulaşmasını fakat bunu da beynel milal bir akılla bir evrensel akılla ortaya çıkması daha mantıklı. Çünkü mesela Alman lara sinir olduğunu iddia eden birçok kişi Alman arabası kullanıyor. Şimdi numara yapmanın yani şeyi yok. Adam Fransız'a kızıyor gidiyor. Fransız arabası İtalyanlardan nefret ne çok konuşuyor bu adamlar diyor. Gidiyor onların spor arabalarını alıyor. Yani
biraz evrensel kabul görmüş değil mi Sayın Başkanım? Yani niteliğe kavuşmak şimdi, da sanki milli bayraktan daha önemli gibi yani. Yani bu küresel artık otomotiv firmaları dünyanın her tarafında üretim yapıyor. Bugün Türkiye'de üretim yapanlara baktığımızda, yani isim söylemiyorsunuz diye ben de söylemeyeyim. Ama dünyanın bir Japon orijinli bir firma diyelim. Dünyanın en kaliteli üretimlerinden birisini Türkiye'de yapıyor. Tabii. Aynı şekilde bir İtalyan Amerikan grubuna ait olan bir şirketimiz. Tabii. Dünyada bir numaralı üretim merkezi Türkiye. Yani öyle baktığımızda hani fırsatlar var. Biz üretimde, üretimin kalitesinde, zamanında iş yapmakta çok başarılıyız ülke olarak. Yani burada kritik olan evet. Yani tasarımı kim yapıyor? Detayda kim hakim? Teknolojiyi siz geliştiriyor musunuz? Bu kritik. Yani başka markalar da belki olabilirdi ama bu söylediğimiz o markaları alsaydık çok ülkemiz açısından belki bu derece yararlı olmayabilirdi. Olmaz, ben bunu tercih ederim. Bunun başarılı olmasını isterim. Bu başarılı olursa öbürüne göre çok daha yararlı olur. Birkaç tane hep böyle konuşuruz ya, bir sıçrama yapmamız gerekir. Biz hep merdiven çıkmayı tercih ediyoruz. Bu belki de o sıçramayı yaratacak bir girişim. Bu işin tabii arkasında az evvel siz de Kemal Bey de altını çizdi. Batarya, pil ve şarj istasyonları meselesi var. Avrupa bu meseleyi neredeyse çözmüş durumda. Ama biz bir bakalım şarj istasyonları nasıl kurulacak, nasıl bir fikir var arkasında? Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan ilk elektrikli yerli otomobilimiz yollara çıktı. Gözlerse bu otomobilimizi seri üretimine geçirdikten sonra nerede şarj edileceğine çevrildi. Bu konuyla ilgili açıklamada Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yani EPGİS Başkanı Fesih Aktaş'tan geldi. Türkiye genelinde hali hazırda istasyonlarda 650 civarında elektrikli şarj ünitesi kurulu. Ancak yerli otomobillerle birlikte 2022'ye kadar istasyonlarda dönüşmeye başlayacak. 5 yıl gibi bir süre içinde ise bu rakam yaklaşık 6000 olacak. Ülke genelinde şarj istasyonu ağı kurulacak. Biz otomobillerin şarjını konuşuyoruz ama Milliyet'in birinci sayfasından belki de buna eklememiz gereken güzel bir haber. TUSAŞ'ın kalbine girip çalışmaları incelemiş gazete. İşte uzaya açılan kapı, savunma sanayinde ilkleri yapan yerli otomobil projesini başlatan Türkiye. Uzay yolunda da ilerleme kaydediyor. Bunda en büyük pay TUSAŞ'ın uzay havacılık ve uzay sanayi, uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezi. Şimdi bunlar için pil üretmeye, yakıt üretmeye veya şarj istasyonu üretmeye başladınız mı? Bu bir hani zincirin halkaları gibi, uydunuzun da pilini siz üretiyorsunuz. Veya fabrikalarınızın da güneş pillerini üretmeye başlıyorsunuz. Bütün tedarikçiler ama efendim birazcık daha bu meselede hani işin geleneksel ayağındalar ve alıştıkları bir iş yapma şekli var. Size destek veriyorlar ve onlar da heyecanlılar muhtemelen. Ne bekliyorlar? Mesela devlet bu konularda teşvik mi vermeli? Yatırım kolaylığı mı sağlanmalı otomobilimiz ve bu yeni teknoloji için, yani bu zıplatacak teknoloji için? Burada bizim Türkiye'de teşvik sistemleri aslında yeterince var. Yani başlangıçta TÜBİTAK'ta başlayan bu TEDEP projeleriyle teknoloji gelişimine destek veren birçok teşvik hayata geçirildi. Yatırım teşvikleri var. Ama bu özel bir durum. Ben şöyle bakıyorum olaya. Otomotiv sektöründe eğer biz işte 2022'nin ortasında Türkiye'nin otomobilini üreteceksek ve tedarik sanayinin de buna o istenen hızda ayak uydurmasını bekliyorsak, ki 2025-2030'ları hedeflemeliyiz. Otomotiv sektörüne özgü teknoloji gelişimi için bir teşvik sistemi düşünülmesi gerektiğine inanıyorum ben. Bunun sadece TÜBİTAK TEDEP teşvikleriyle standart teknoloji geliştirme yöntemlerini değerlendirme biçimiyle bunu yürütemeyiz. Onun için yani bir an önce belki sektör olarak buna bakmamız lazım. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın şu anda yürüttüğü hamle projesi var. Makine sektörü için bunu hayata geçirdiler. Otomotiv sektörü için de yılın ilk 3 ayında dediler.
bence hiç beklemeden bir an önce sektörle de konuşarak nasıl bir teşvik sistemi, hangi ürünler için, hangi zaman planında mutlaka konuşmak gerekiyor. Çünkü bizim şu gerçekçi olmamız gerekiyor. Bu sene bildiğiniz gibi hani Türkiye'de otomotiv satışları hani %37 geriledi. Bir önceki yıla göre %60 geriledi. İhracatımız işte %6-7 civarında azaldı. Tedarik sanayinin %3 civarında azaldı. Tabii yurt dışının etkileri bunlar. Firmalarımızın yeni teknolojiyi geliştirmek için yeterince kaynağı yok. Ülkemizde de bu yönde hani girişimciyi destekleyecek, parayı riske atacak bir sermaye yok. Böyle bir problemimiz var. Hayalimiz büyük. Yani çok iş yapmak istiyoruz. Ama bizi engelleyen tek şey finansal konular. Yani ben şahsen hani para konusundan çok anlamam. Teknik adamız, hayalimiz var, yapmak istiyoruz. Benim gibi 450 firma var. Bunu destekleyecek özel bir sistem olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu Türkiye'nin geleceği. Diğer sektörleri de etkileyecek bir olay. Aslında savunma sanayi perspektifinde bunu çok gördük. Milli gemi, evet. Şimdi denizaltı. Hani Türkiye bir yere böyle bu kadar şeyini koyduğu zaman ağırlığını özel sektöre de güç yaratıp arkadan ittirip o sıçramayı yaratabiliyoruz. Yani bu hep oldu. İşte anımsayalım hani Türkiye'nin şu anda gurur duyduğu birkaç kurum vardır. Aselsan, Havelsan vesaire. Biz bunları ne zaman kurduk? Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Amerika bize silah ambargosu uyguladığı zaman kurduk. Yani iş başa düştüğü zaman yapıyoruz. Milgemi ne zaman kurduk? 90'ların başında bir proje olarak başladı. Daha sonra ete kemiğe büründü. Türkiye'nin Karadeniz, Boğazlar, Akdeniz meselelerinin çok önemli bir hale geleceğinin görüldüğü, gemide özellikle millileşmenin şart olduğunun görüldüğü. Çünkü bir takım yazılım oyunlarıyla kendi gemimizi vurduğumuz durumlar da oldu biliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye böyle bir perspektif seçti. Milli gemi üretme rotasına girdi. Bunda da çok başarılı oldu. İş o noktaya geldi ki biz artık kendimizi üretmemizin dışında başka yerlere de üretip satıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bunu yapabiliyor. Bunun yolu ne? Hani bu bir politika yapmak. Türkiye buna karar verirse, bugüne kadar niye yapılamadı özellikle silah sanayinde? Çünkü siz NATO'ya üye oldunuz. NATO da size dedi ki hiçbir şey üretmeyeceksiniz. Biz yapacağız, size satacağız. Bunlar bir bütünlüklü sistemdir. Siz bunun dışında bir şey de almayacaksınız. Kendiniz de üretmeyeceksiniz demiş oldu çok özetle. Dolayısıyla biz dar bir silah envanteriyle sadece Amerika'nın ürettiği silahlara bağımlı olarak kendi silahını da üretemeyen bir ülke konumunda kaldık. Siyaseten onun dışına çıkma gerekliliğinin oluştuğu yeni yüzyılda, çünkü artık soğuk savaş yok, dünya sadece iki kutuptan oluşmuyor, çok merkezlilik var, Çin dünya liderliğine yürüyor, Avrupa Birliği Amerika'dan biraz daha ayrışmaya başlıyor. Bu pek çok ülkeye, Türkiye gibi pek çok ülkeye Amerika'dan bağımsızlaşma manevra alanı yaratıyor. Bu şartlarda da Türkiye hızla silah envanterini çeşitlendirme yoluna girdi. Ne zaman girdi? 28 Şubat döneminde başladı aslında bu. O zaman biz Uzak Doğu ülkeleriyle, Çin'le, Kore'yle bir takım füze anlaşmaları da yaptık. Ve o tarihten bu yana hızla Türkiye silah envanterini çeşitlendirmeye başladı ve millileştirmeye başladı. Şimdi hani isim burada saymayayım. Ürettiğimiz askeri anlamda pek çok milli silah var. Tabii. Küçük, bunu özel orta, özel sektör şirketleri de üretiyor değil mi? Tabii tabii. Yani, onların da tabii içinde hani bir parçasını şu üretiyor, artık bir parçasını bu üretiyor. Yani. Tabii. Hani ben de mesela gemi mühendisliği yaptığım Milgem içindeki bir projenin küçük bir parçasının üreticisi olma fırsatım da oldu. Hani bununla da gurur duyuyorum. Yani bir milli seferberlik gibi bu iş başladığında bundan özel sanayi de bundan yararlanacak. Çünkü oraya küçük başka parçaları onlar üretmiş olacak. Bütün sistemi besleyen bir şey olacak. Bu bizim ekonomik olarak kırılganlığımızı da azaltacak. Yani öyle rahip ransom krizi oldu. İki mali operasyon çekip dolar şuradan şuraya fırlayamayacak. Biz o operasyonlar aynısını Amerika Çin'e de uyguluyor değil mi?
Almanya'ya doğru. Orada niye bir sıkıntı yok bizimki gibi? E çünkü ekonomileri, üretime dayalı bir ekonomileri var. Bizimki gibi sallanmıyor. Biz her şeyimizi sattık, özelleştirdik. Hatta özelleştirme kendi iç pazarımızdan çok yabancılara satılıp yabancılaştırmaya dönüştü. Dolayısıyla hızlı bir rüzgar estiğinde sallanmış oluyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin her alanda kendi milli tarımını, milli sanayisini esas alan bir çizgiye girmesi gerek. Uzunca bir süredir, 25 yıldır Çiller dönemiyle hızlandı. Özal başlattı ama Çiller dönemiyle başlayan, Erdoğan dönemiyle de bu işin zirvesi yapılan bir kamu kurumlarından kurtulma perspektifi vardı. Bize bu akılları veren Amerikalar, Almanyalar, aman her şeyinizi satın, devir, serbest piyasa devri diyenlerin kamu payı ekonomisinde ciddi bir oran. Doğru. Ciddi bir oran. Artıyor hatta. Bizde tam tersi. Ya da işte ne dediler? Ya bırakın tarımı marımı, ne uğraşıyorsunuz? Biz size hepsini veririz dediler. Zaten burada da bir bilinç geliştirildi. Ya biz köylü milleti miyiz arkadaş? Tarımla marımla ne uğraşıyor? Ya Almanya tarım ülkesi. Hani Almanya'yı biz ciddi sanayi ülkesi diyebiliyoruz. Doğru. Ama Almanya aynı zamanda çok ciddi bir tarım ülkesi. Dünyanın en önemli sanayi ülkelerinden biri yine Hollanda'dır. Ama çok çok önemli bir tarım ülkesidir. Ve yeni devir şudur aslında. Klasik tarım ve klasik sanayinin birbiriyle böyle iç içe geçtiği, tarımın da endüstrileştiği yeni bir dönem var. Türkiye tam tersine bu Kargillere teslim ettiği tarım politikasını bırakıp hızla kendi milli tarımına yönelmesi, öyle dışarıdan şeker almaya, dışarıdan saman almaya, dışarıdan pamuk almaya mecbur kalmaması gerekiyor. Bu aslında yerli otomobilin neden gerekli olduğunu da gösteriyor. Belki evet. De hakikaten bunu bir devlet projesi ve bütün devletin kurumlarının desteklediği bir şeye dönüştürmemiz lazım değil mi? Millet olduğu gibi arkasında ama birazcık daha hani devletin siyaset yani bu, üstü. Her işte olduğu gibi yani strateji üst tarafta bir strateji olmadığı zaman, ortak akıl olmadığı zaman başarı şansımız düşük. Geçmişte de bir sürü denemeler oldu. Genel problem öyle diye bakabiliriz. Yani bizde bir de şey var, çok tez canlıyız, hızlı heyecanlanıyoruz, hızlı hareket ediyoruz ve bir süre sonra unutabilme riskimiz var. Onun için ortak akıl, ortak strateji çok önemli ve takip sistemlerinin de olması gerekiyor. Bugün biz yoğun olarak hem Otomotiv Sanayi Derneği hem TAYSAT olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Sanayi Teknoloji Bakanlığı da içinde olduğu Otomotiv Teknoloji Platformu diye bir platform çatısı altında bu stratejileri şu anda çalışıyoruz. Yeni teknolojilere yönelik. Geçmişte de çalışıldı ama geleceğe Türkiye'nin de bu yerli aracı, milli aracıyla beraber nasıl kendimizi hazırlarız'a bir baz oluşturmaya çalışıyoruz. Bence iyi gidiyor. Hani bu hamle destek sistemiyle de bu ikisini evlendirebilirsek daha önce bahsettiğimiz daha o sorunlar herhalde olmayacaktır ve başarılı bir dönem geçireceğiz diye düşünüyorum. Şu tasarım konusunda da bir cümle etmeme müsaade eder misiniz? Tasarım konusu da tabii İtalyanlar çok tecrübeli, doğru. Fakat bu bizim de yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Hani kendi bildiğim alandan örnek vereyim. Yat. Mesela yatlarda İtalyanlar bu konularda da uzmandılar. Dünya yat piyasasında İtalyan tasarımları ünlüydü. Fakat mesela 2008'den bu yana Türk dizaynerliğinin yaptığı yatlar ödül alıyor. Hani bir tanesinin ismini vereyim. Sevgili kardeşim Antalya'da yat dizayneri Emrecan Özgün son yıllarda çok önemli tasarımlara imza attı ve Avrupa'daki en büyük ödülleri büyük alıyor. Hani bunu da yapabiliriz. Bu yapılamayacak bir şey değil. Onu da yaparız. Şimdi biz Türkiye'de herhalde bunu yaptık. Yani yapmadık değil. Benim otomotivde iki OEM'de çalıştım ben. Son çalıştığım OEM'de bizim kendi stil merkezimiz vardı. Ve kendi şov araçlarımızı ve yeni model stillerini çalıştık. Bizim çalıştığımız stillerin kullanılmış olduğu araçlar şu anda üretimde ve Türkiye'de artı dünyada yollarda. Hani stil şeye gelirsek, yani TOG özeline geldiğimizde TOG'un o altyapıyı oluşturması gerekiyor. Onlara bu şansı vermek lazım. Yani evet, bu bir süreç. Stil yapmak çok zor değil. Sonuçta bizim karakterimiz de buna uyabilir. Tabii. Bugün neden Pininfarina? Çünkü orada o kabiliyet var. Dünyanın en iyilerinden birisi. Ben bütün Avrupa'daki zamanında mühendislik firmalarını gezdim. Stil merkezleri dahil. En iyilerinden birisiyle çalışmışlar.
Ama bu şu anlama gelmemeli. Tabii yani 3 sene sonra, 4 sene sonra, 5 sene sonra yeni araçların da stilini eğer pininfarina yaptıracaklarsa buradan söyleyelim. Biz buna karşıyız. Ama bu bir süreç. Bugün doğru yaptılar. 5 sene sonra bu doğru artık doğru olmaktan çıkar. 5 sene sonra banttan inen bu gördüklerimizden biraz farklı olabilir yani, öyle mi efendim? Evet. Öyle olur zaten. Öyle mi? Öyle olur. Hep öyle olur. Çizilenle, ortaya şimdi, konanla farklı çıkar. İlk stiller yani bu üretime hazırlık sürecine girildiğinde seri imalat şartlarının zorlukları, mali zorluklar, çünkü aracın bir maliyeti var ve bunu korumak zorundalar. Çünkü satacaklar. Bir sürü denge orada olacak ve stilde ufak tefek değişimler olacak. Bir de tabii bu bir lansman aracı. Lansman araçlarında bu sadece TOG'a ait değil. Bunu bütün dünyadaki markalar öyle yapıyor. Lansman araçları her şeyi barındıran bir araç. Gerçekte öyle bir aracı satmak mümkün değil. Öyle bir şey olmuyor. Çünkü her şey onun içerisinde o mertebedeki maliyette satamazsınız. Ama onları içeren değişik varyasyonları olacaktır. Zamanla da bu değişecektir. Bunun hepsi normal. Yani burada anormal hiçbir şey yok diye görüyorum. Sizin tedarikçi olarak tahmini bir fiyat şeyiniz var mı efendim? Tedarikler. Valla şu anda onu bilmiyoruz. Çok erken onu konuşmak için çok erken. Çünkü 2,5 sene sonradan bahsediyoruz. Yani bir de araç şekillenecek, onu görmemiz gerekiyor. İnşallah Türk halkının alabileceği, ihracat edilebilir. 200 milyar lira bugünkü araçlarla kıyasladığınızda uygun bir rakam mıdır? Yani o mertebedeki bir araç için çok iyi bir fiyattır. Ben o aracın öyle olacağını düşünemiyorum. O maliyetler olacağını düşünmüyorum. Vergisiz fiyatı mı acaba diye merak ettim ben de. Efendim? Vergisiz fiyatı mı diye. Normalde biraz onlar da şey olacak ama galiba değil mi? 58 bin liralık çıplak fiyatı indirimler olan bir arabaya 42 bin lira vergi var biliyorsunuz. Şimdi bunu bir de tabii öyledir. 58 bin lira çıplak fiyatı var bir arabanın. Bunun vergisi 42 bin lira. Ya merhaba, selamün aleyküm. 100 bin lirayla tabii hayata başlıyorsun. Normal arabanın çıplak fiyatı 58. Şimdi arabanın çıplak fiyatı 200 bin liraysa ödüm patladı şimdi. Yani aslında burada belki bir konuyu da vurgulamak lazım. Yani Türkiye'nin otomotiv sektörünün geleceği sadece ihracatta mümkün değil. Bugün ihracat bağımlı çalışıyoruz. Bugün ürettiğimiz araçların %86'sını ihraç ediyoruz. Bravo, ve Türkiye'de satış bir taraftan çok iyi ama bir çok taraftan da kötü. Şöyle kötü, bizim Türkiye'de satılan araçların %75'i bir dönem ithaldi. Bugün o %60 seviyelerine düştü. Yani Türkiye'deki, şunu demek istiyorum. Türkiye'deki iç pazarın büyüklüğü ve Türkiye'de üretilen araçların Türkiye'deki satılma oranı bence kritik. Türkiye gibi bir ülkede bizim hayallerimizi uyabilmek için pazarın minimum 2 milyon adet olması lazım. 2 milyon araç satılıyor olması lazım. Bizim ülkemizin nüfusuna trafik baktığımızda bitti, Avrupa'yla kıyasladığımızda bunun böyle olması lazım. Hani biz 1 milyon satarken hani 400 bin seviyelerine düştük. Hani buraya bir özel ilgi gerekiyor. Otomotiv sanayi derneğinin bu konuda çalıştığını, hükümette konuştuğunu biliyoruz. Yani bu sektörün geleceği anlamında kritik bir konu. Yani üreteceğiz, nere satacağız? Evet, hemen yurt dışına satacağız. Çünkü dünyada 96 milyon araba satılıyor. Ama kendi yerinde, kendi pazarında güçlü değilsen o çok kolay olmayabilir. Onun için bizim hani bu konudaki derdimize de bir çözüm gerekir. Tabii canım. Program başında siz bir vergi indirimi sıfır konuta Nazlı ile konuşuyordunuz. Onun bir etkisi var ama otomotivciler birazcık burada galiba üveyle tahmini söylüyorlar. Dünyanın her yerinde başka bir konuya girmeden konunun içinde kalmaya çalışarak kamu acayip büyüdü. Kamu çünkü 2008 yılından beri bu biliyorsunuz büyük bir küresel kriz çıktığı için kamu eliyle büyüme ve parasal genişleme o kadar meraklı hale getirdi ki hükümetleri. Sonra bu kamu o kadar büyüdü ki şişman bir çocuk gibi buzdolabına saldırıyor, her şeyi yiyor, etrafına bakıyor neyi. Çünkü sürekli paraya ihtiyacı var ve dönüyor dolaşıyor. En rahat para kesilebilecek yerlere bakıyor direkt kaynağı. Mesela akaryakıta bakıyor, işte sigaraya bakıyor, tütüne bakıyor, alkole bakıyor, otomobile bakıyor. Çünkü alınca mecburen veriyorsunuz yani bunu. Şimdi fakat bakıyorum ki bütün devlet başkanları, başbakanları, cumhurbaşkanları, Merkez Bankası başkanlarını dövmeye meraklı. Sebebi şu, maliye politikasıyla sektörlere destek vermeleri mümkün olmadığı için, çünkü kamu çok büyük, hiçbir vergi desteği gelmiyor. Sürekli olarak sıfıra yakın faize indir, faizleri aşağı indir, negatif reel faiz olsun. Aslında böyle zombi şirket de yaratıyoruz. Çünkü aldığı teşviklerle hiçbir şey yapmayan, bu kadar düşük faizlerle bir zamanda kredi alıp da şu an öldüğünü bile anlamamış birçok şirket var. Türkiye'de de Amerika'da da.
Şimdi dolayısıyla başkanın dediği doğru. Yani bir sektöre sadece parasal politikalarla değil, aynı zamanda mali politikalarıyla da destek vermiyor. Çünkü kalkınma teorisinin iki tane çok önemli kuralı var. Ve 150 yıldır geçerli ağırlığı. Bir, beşeri sermaye yükselmedikçe istediğiniz kadar makine sayısını arttırın, verim düşecektir. İki, devlet mal ve hizmet üretinin maliyetini düşürmek için altyapı yatırımı yapar. Vallahi ben demiyorum bak, 150 yıl evvel söylemiştim. Bir daha söylüyorum. Devlet mal ve hizmet üretinin maliyetini düşürmek için altyapı yatırımı yapar. Şimdi ben soruyorum, burada iş dünyasının temsilcileri aramıza gelip oturuyor. Şimdi hakikaten bu maliyetlerin düşmesi adına bir şey yapılmadıkça bu kalkınma hamlesini başarabilmek mümkün mü? Hocam sanayi elektriği işte kamudan fazla olduğu sürece. Kamu tasarruf etmedikçe, kamu bu kadar korkunç harcamaya devam ettikçe de iş insanlarında bu düşük maliyeti sunamayacak. Çünkü sürekli olarak şimdi Maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı kapısında bir kamu kurumu çalıyor. Hadi bize ödenek diye. Onlar diyor ki biz sihirbaz değiliz ki nereden bulacağız? Oturuyorlar, düşünüyorlar. İki tane yol var. Ya birisinin ödeneğini kısacaklar ya da yeni bir şey bulacaklar. Yani bir yerden vergi alacaklar. Şimdi böyle de yürümez gemi. Yani kamu küçülmeyi öğrenmeli. Çok masraflı yaşayan bir kamu var. Dönüyor özel sektörü. Bu özelleştirme değil ama kastettim. Yok, kamu harcamaları. Harcamalarını azaltması. Mevcut müesseselerin lüzumsuz genişlemesi. İştahı. Yani 115 bin makam aracı azaltılsın ama kamuya ait bir stratejik kurum olsun anlamında tabii, söylüyor herhalde. Tabii yani kamu komple karşı çok değil. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin Sanayi Bakanlığı'ndan büyük olmasını bana bir ekonomist olarak izah edebilecek birisi var mı bu dünyada? Ben izah edilmesini istiyorum. Yani burada öncelikleri nereye vereceğiz? Onu demek esas şimdi, kritik olan o ne kadar. Ne zaman başkanım hangisi öncelik olacak? 19 tane organize sanayi bölgesi, size de geldim hatırlarsanız. 19 tane organize sanayi bölgesine gittim. Orada herkes diyor ki işte bana forklift kullanan lazım. Yahu dedim haklısınız da. O kadar İmam Hatip Lisesi açılırken dedi hepiniz önde fotoğraf veriyordunuz arkadaşlar dedim. Yani o zaman niye demediniz ki siyasilere ya keşke bunu açmasak da bir hani meslek lisesi olsa içinde evladımızı göndereceğimiz kadar kaliteli bir meslek lisesi oluşturmak istiyoruz biz efendim diye siyasetçilere söyleyin. Yani çünkü hangi şehre gitsem böyle Amerika'da Fort Knox vardır bilirsiniz böyle merkez. Ya evet. Öyle bir İmam Hatip binaları görüyorum. Ya çocuklar gitsin benim bakın eğitimin kim ne tarzda istiyorsa yani. Ama sanayicinin talep ettiği eğitimi vermiyoruz. Ama ya Türkiye'nin en baba sanayicileri, en büyük sanayicileri o açılışların hepsini de önde kurdele kesiyorlar. İşte bir de finansman sağlıyorlar. E o zaman finansmanı başka tarafa sağlayın arkadaş. Yani madem sizin meslek lisesinden mezun olan kıymetli teknik elemanlara, hani ne diyor? Aranan elemanlara, aranan elemanlara ihtiyacınız var. E o zaman bu ne periz, bu ne lanet uçusu. Bazen de şey var, yani sadece siyasete de kızmıyorum. Bazen bazı şehirlerde, bazı illerde, İstanbul'da, Ankara'da çok zor, bazı illerde bir politik güç kazanmak için iş insanlarının da aslında sektörlere lazım gelen işleri değil, üstadın da belirttiği işte. Gibi çok tuhaf işlere, çok lüzumsuz işlere de kaynak ayırdığını görüyorum. Ya onun yerine başka bir şey yap. Yani bizde bir tuhaflık var ya, iş insanlarına da buradan Anadolu'nun iş insanlarına da mesaj göndermek istiyorum. Darılmasınlar ama gerçek bu. Sonra benim öyle karşıma geliyorlar. Hocam bize diyor forklift kullanan insan yok maşallah sayenizde yok zaten. Yani siz bunu talep etmediniz ki. Bunu talep etseniz zaten bu çözülecek bu sorun yani. Nasıl bir insan kaynağı gerekecek efendim TOG için? Güzel bağladınız. Yani şimdi teknoloji değişiyor. Bugünkü insanların yetenekleriyle yeni araçları ve onun sistemlerini yapabilmemiz evet yani bir nebze tamam ama en azından yarısına şu anda uzağız. Yani yazılımı iyi bilen, test yöntemleri konusunda daha fazla uzmanlaşmış, yani malzeme bilgisi belki yüksek olan, özellikle otomasyon konusunu iyi bilen insanlara ihtiyaç var. Yani bu bunun için hani biz kendi çapımızda üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Yani orada eğitim programlarına destek olmaya çalışıyoruz. Hatta hani sanayicilerimizin bir kısmı gönüllü gidip ders veriyorlar. Yani ama bu tabii erken yani matematik çok, değil, ilkokulda matematik çok şey değil, değil evet yani ilkokuldan başlayacak belki bir şey. Hani eğitim sisteminin de bunu destekleyici bir şekilde kesinlikle yapılanması gerekir ya da en azından göz önüne alması gerekir. Yani gelecek böyle, biz de şöyle yapalım diyebilmesi lazım. Bu daha çok konuşuruz herhalde tabii yerli otomobilimizi ama itiraf edelim heyecan verici biraz da evet. Güzel. Mehmet Ali Güller hafifçe şüpheciliğini korumakla birlikte. Yo, hepimiz öyleyiz. Öyle mi? Neden? Çünkü
bunun olmasını istiyoruz, istemiyor değiliz. Bu deli olmak lazım bunu istememek için. Ama her Türkiye'de işte milli uçak projesi, havada mavada falan bunları gördük. O yüzden biz diyoruz ki bir karşımıza çıksın, desteğimizi tam yapalım. Çünkü biz 50 yaşının üstünde insanlarız burada. Çok şey gördük, kusura bakmayın. Hani biz bir şeyi böyle elle dokunmak istiyoruz zaten. Yani böyle projeler, sloganlar, kampanyalar, onlar hepsi eğlenceli ama ben malı görmek istiyorum. Yani bir Anadolu esnafı gibi konuşayım. Hani malı bir dokunayım ben ilk önce. Ve bu tabii katma değeri yüksek, eleman katma değeri yüksek, ürün demek. Genel ekonomiden konuşma, bir iki dakika Kemal Bey onunla, o konularda da fikrini alayım istiyorum. Onun için bir asgari ücretle ilgili bir yorum paketimiz vardı. Bir onu rica edeyim sevgili yönetmenimden. Asgari ücret rakamı açıklandı. Tabii kimse memnun değil ama Sayın Cumhurbaşkanı da cuma günkü toplantıda hani ortalamayı bulmaya çalıştık. Yani enflasyon da üzerinde çıktı dedi. Bir o haberimizi bir izleyelim. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 27. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Gündemde asgari ücret vardı. Ankara'da yapılan genel kurula Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Bakan Selçuk, gelecek yıl asgari ücreti her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacaklarını söyledi. Gelecek sene bu masada her iki taraf bu konuda da bana söz verdiler. Her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve kendi aralarındaki anlaştıkları rakamlar üzerinden biz konuşacağız. Dolayısıyla her iki tarafın masada sonuna kadar kaldı. Çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil aslında. Asgari ücret işverenle işçinin anlaştığı, bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan ise asgari ücretle jest yapılmadığını belirtti. Üzüntü duyduklarını söyledi. Asgari ücret konusunda geldiğimiz noktada arzumuz, isteğimiz şuydu ki üç tarafın da üzerinde uzlaştığı bir asgari ücreti gerçekleştirebilelim. Bu gerçekten Türkiye açısından böyle dönemlerde çok anlamlıydı ki geçen yıl bu başarılmıştı. Bu yıl bunun başarılmamış olması elbette ki üzüntü verici. Enflasyonun üzerinde bir asgari ücreti gerçekleştirmiş olmaları için de bunu önemli buluyorum. Ve bu Türkiye açısından da önemli bir adımdır. Keşke üçlü bir yapıyla bunu daha ileri boyutta gerçekleştirseydik. Asgari ücretli taraflar çok memnun değil ama çok da fazla itiraz gelmeyecek gibi gözüküyor. Metal İş Sendikası'nın işçilerinin greve gideceğine dair hafta sonu bazı haberler çıktı. Onları da konuklarıma sorarım ama bugün Bakan Pakdemir'den, Tarım Bakanı'ndan sözcüye özel bir mülakat var. Onu bir cümlecik paylaşalım çünkü tarım alanını gözden ırak tutmamak gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'le çiftçinin ürünü ekerken kaça satacağını bileceği sistem üzerinde çalışıyoruz. Sözleşmeli üretim modeli getireceğiz demiş Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e. Gece görüş özelliği olan helikopterler alınacağı biliyorsunuz. Yazın çok konuştuk bu orman yangınları meselesini. Sözleşmeli üretim ve TÜBİTAK'la sebze tohumu yerleştirme çalışması yaptıklarını da açıkladı. Bunlar doğru adımlar, daha da yaygınlaşması, hızlı yaygınlaşması gereken adımlar. Bu metal meselesinde, çünkü sizin sektörünüzü ilgilendiren bir şey efendim, var mı böyle bir ihtimal? Ben böyle bir gördüm. Acaba uyuşmazlık mı var, meydanlara ineceğiz gibi bazı haberler okudum. Yani şu an her yıl, her dönemde olan tartışmalar diye görüyorum ben bunu. Tabii bir taraf çok istiyor, bir taraf makul olmak istiyor. Enflasyon ortada, %12'nin altında bir enflasyon öngörülüyor. %15 gibi bir zam hani asgari ücret anlamında kötüdür diyemeyiz. Ama bu asgari ücret, yani bu ücreti vermek zorunda mı sanayici? İşe pozisyona göre değişik maaş sistemleri uyguluyoruz. Yani bu 12 maaş üzerinden 16 maaş veren, 14 maaş veren değişik sistemler var. Hani sonunda her sektör, her yer kendine en uygun şeyi kuracaktır diye düşünüyorum. Şu anda normal olağan seyrinde gidiyor süreç diye düşünüyorum. Bir de her sene böyle hafiften sıkıştığımızda otomotivciler böyle bir 15 gün tatile yollarlar falan. Türkiye'nin barometresi haline geldi o. Nedense hani otomotiv sektörü birazcık yavaşlasa Türk ekonomisi duracakmış gibi bir hisse kapılıyoruz. Bu hadi bilgiyi yani vereyim ben size. Bende gerçek bilgi var. Keşke getirseydim yanımda grafiği. İnşaatla delirdiğimiz
2 yıl haricinde otomotiv sanayi ne zaman yukarı gitse sanayi yukarı gidiyor. Ne zaman ikisi birden yukarı giderse de büyüme yukarı doğru gidiyor. Ta ki bir tuhaf dönemimiz var. 2013-15 bir de 15-16'ya sarktı. O sırada bu 15 Temmuz'daki alçakça saldırı geldi biliyorsunuz. Mesela sırf onun haricinde tamamen otomotiv sektörüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesi paralel beraber yaşamlı gidiyor. Çok doğru, ilginç gerçekten. Çok ilginç. Yani ben yapmadım ben grafiği. Bize şaşırtacağım ama size yani grafik TÜİK verileri vesaire yani çok ciddi bir istatistik çalışma. Yani şöyle bakmak lazım. Yani Türkiye ihracatının hani son 12-13 yıldır herhalde birinci ihracat sektörü otomotiv sektörü. Yani o anlamda evet Türkiye'de otomotiv sektörü çok çok önemli. Yani yukarı gittiği zaman ekonomi iyileşiyor. Yani bu yıl istediğimizi yapabildik mi? Yapamadık. Yani Avrupa'da problemler oldu. En büyük etki bence o. Türkiye pazarı da bir şekilde etkiledi Avrupa'da ama. Avrupa'da sorun devam edecek mi? Avrupa'da hani 2019'daki üretim aslında stabil bir durumdaydı. Ama bizim ihraç ettiğimiz büyük pazarlardan Almanya %3 gibi daraldı. O da Çin-Amerika ticaret savaşı etkisiyle Almanya'nın Çin'e ihracatı azalınca bizim de Almanya ihracatımız azaldı. Yani küresel bir dünyada böyle problemler oluyor maalesef. Tabii. Bir de İngiltere pazarı çok daraldı. Tabii. %20 gibi bir üretim düşüşü oldu Brexit İngiltere'de. Brexit nedeniyle. Tabii. Onlar da artık rahatladı diye düşünüyoruz. Sonuçta bir karar verdiler. Doğru. Kararsızlıktan iyidir. Hani gelecek o anlamda daha iyi olabilir. Yani bu ikisi olmasaydı bu yıl yine biz hayal ettiğimizin ötesinde olacaktık ama ihracatta 31 milyarın altında bir yerde olacağız. 30 milyar doların üzerinde. Önemli bir sektör otomotiv sektörü. Personel yani göz bebeğimiz gibi bakmamız lazım diyoruz. Gerçekten yani. Bir cümle. Yani asgari ücret artış oranının enflasyonun üzerinde olmasını sevinecek bir yanı yok. Çünkü enflasyon gerçek bir enflasyon rakamı değil. Şu rakam değil. Evet. Yani az önce sanayiciler de biliyor herhalde. Güven endeksi de açıklandı. Hani güven endeksi toparlanıyor rakamlara bakarsak ama biz vatandaş olarak dağılıyoruz. Hani ben geçen seneki doğalgaz faturam ve elektrik faturamla bu ay karşılaştırdım. %70 artış var. Evet. Hangi enflasyon %12'de ve onun asgari ücretin 15 artıyor olması sevinilecek bir tablo olsun. Bir de yani sanayicinin de enflasyonu da o kadar ucuz değil. Yani elektrik parası kuşkusuz tabii sanayicinin elektriği vesaireyi de herhalde geçen seneyle kıyasladığında öyle %12'lik bir ortalama olması. %40-50. Yani hani burada şöyle bakmak lazım. Yani bu ülke hepimizin. Evet doğrudur. Ben isterim ki herkes dünyadaki diğer ülkelerin, gelişmiş ülkelerin de daha üzerinde bir yaşam seviyesine sahip olsun. Bunun için uğraşacağız. Sanayicinin görevi de bu. Ülkenin geleceğini şekillendirecek hamleleri yapacak. Teknolojiyi geliştirecek, daha çok üretecek, daha çok satacak. Ve böylelikle seviyeyi hep beraber yükselteceğiz. Yani burada kritik gördüğüm benim, hani evet bu tartışmalar doğaldır ve olması gerekir. Ama yıkıcı bir hal almaması gerekir. Çünkü bir tane ülkemiz var. Yani burada hep beraber yaşamak zorundayız. Kesinlikle. Seviye doğru mudur? Kişisel görüşümü burada söylemek istemiyorum ama hani biz kendi şirketimizde biraz daha farklı uygulama yapıyoruz. Yalnız hani burada hani Türkiye'nin gerçeklerine göre doğru tespitler yapmak i̇şte ama gerekir. Ama orada şey şu kıstas, hepimiz önce aynı gemideyiz ne? Doğru ama makine dairesindeki adamın yaşam kalitesini kaptan köşkünle arasındaki evet. Makas çok açılırsa gemi isyan çıkar. Doğru diyorsunuz. Peki. Kemal Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sıcağı sıcağına hakikaten endüstrinin de nabzını tutmuş olduk. Şimdi bu bölümü kapatırken vergileriniz, cezalarınız azaldı zannediyorsanız bir çöp cezası artmış. Onu izleyelim. Sonra kısa bir ara sonra sevgili Mete Sohtoğlu burada olacak. Libya üzerinden bütün bir bölgeyi konuşmaya devam edeceğiz konuklarımızla. Yere çöp atan yandı, cezalar arttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılı çevre cezalarını belirledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan çevre kanunlarına yeni yıl ayarı geliyor. Bakanlık, çevrenin korunması amacıyla hazırladığı tebliğiyle yeni yılda çevreyi kirletenlere yönelik cezaları artırdı. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan ceza 287 liraydı. Yeni düzenleme ile yere çöp atmanın cezası 351 lira olacak. Tebliğ resmi gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulacak.
Kemal Bey'i uğurladık. Sevgili Mete Sohtoğlu bizimle birlikte bu saatte. Dış politika konuşacağız. Hoş geldin ayağına. Merhaba, sağ ol. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Böyle dostlar arasında çok keyifli oluyor. Dış politika konuşmak ayrıca güzel oluyor. Hareketli bir hafta sonu ve yılbaşı geçireceğimiz anlaşılıyor. Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar hafta sonunu sınırda geçirdi. Hem Libya konusunda bir açıklamaları var ve bu arada da donanmamız Cezayir'e sefere gidiyor. Bu haberleri bir izleyelim, üzerine konuşmaya başlayalım. Bu konuda da bize bir görev verirse biz bunları yapmaya hazırız değerli arkadaşlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar net konuştu. Mehmetçik Libya görevi için hazır. Sınır ötesinde nerede bize ne görev verilirse Türk Silahlı Kuvvetleri etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bakan Akar bu cümleleri sınır birliklerinin denetimi sırasında kullandı. Libya ve Türkiye arasındaki güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasını hatırlattı. İki tarafında egemenlik hakkı var, iki tarafında bağımsızlık hakkı var. Yapması gereken tek şey var, bu alınan karara saygı duymaları. Milli Savunma Bakanı, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin yapılan anlaşmaya da değindi. Oldu bitti söz konusu değil ifadelerini kullandı. Burada herhangi bir oldu bitti söz konusu değil, herhangi bir acelecik söz konusu değil, uluslararası hukuka aykırılık hiç söz konusu değil. Bu ta 2010'lardan beri devam eden çok yoğun bir çalışma. Büyük Türk denizcisi Oruç Reis anılacak. Fırkateynlerimiz de orada olacak. Milli Savunma Bakanlığı TCG Göksu ve TCG Gökova isimli fırkateynlerden oluşan deniz görev grubunun Cezayir'e intikal ettiğini duyurdu. Duyuruda deniz görev grubu İtalyan fırkateyni It Zefiro ile geçiş eğitimini müteakip NATO Deniz Muhafaza Harekatı'na yardımcı destek faaliyetleri icra ederek Cezayir Limanı'na intikal etmektedir denildi. Milli Savunma Bakanlığı, fırkateynlerimizin Büyük Türk Denizcisi Oruç Reis'in anılması maksadıyla 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Cezayir Liman ziyareti yapılması planlanmaktadır açıklamasında bulundu. Şimdi önce Tunus, sonra Cezayir. Bugünün Yeni Birliğin manşetinde çok önemli kulis haberi, bir süredir konuşuyorduk biliyorsunuz. Aydınlığın geçen hafta verdiği haberle başlayan Mısır cephesinde ne oluyor meselesine Sayın İbrahim Kalın'ın açıklaması. Mısır gelişmelerden memnun. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Libya mutabakatını değerlendirerek Libya ile imzaladığımız bu deniz yetki alanları anlaşmasından aslında Mısır da son derece memnun. Mısırlı yetkililer bunu söylediler, onların sahası genişledi dedi. Örneklerini defalarca gördük ve kendileri de biliyor durumu diyor. Bu önemli, bizi rahatlatan bir şey. Çünkü hakikaten son bir haftadır ben işte Türkiye ile Mısır çatışır mı, çatışırsa ne olur, bunlar konuşuluyordu. Libya operasyonu konusunda hala soru işareti var ama Mete. Ve tezkere erken gelecek gibi gözüküyor. Erken. Şimdi zaten bugün meclise gelmesi bekleniyor. Bekleniyor. Muhtemelen de Ankara'dan aldığımız bilgi AK Partili milletvekillerinin işte cep telefonlarına hani bir şehirden ihtimal... Şehirden ayrılmayın. Ayrılmayın ama 2 Ocak Perşembe günü de dönebilecek hani gibi. Saat 2'de toplanma ihtimalimiz var mecliste. Olağanüstü toplanabiliriz. O yüzden de Ankara'dan ayrılmayın, hani buralarda olun diye bir mesaj gönderildiğini biliyoruz. Şimdi bu erken alma meselesinin şöyle bir sıkışıklığı var. Ocağın ortasında bir Berlin konferansı süreci var. Şimdi bütün taraflar, Türkiye, Hafter, Mısır, diğer ülkeler, İtalya. Şimdi bu Berlin konferansı meselesi şundan önemli. Buradan bir karar çıktığı zaman muhtemelen bu karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na bir karar olarak çıkacak ve yazılı hale gelecek. Ve muhtemelen çıkacak süreçte tarafların 4 Nisan'dan önceki pozisyonlarına dönmesi. Yani 3 koldan Trablus'a saldıran Hafter'in 4 Nisan öncesi pozisyonlarına çekilmesi. Pek kabul edilebilir ya da uygulanabilir mi? Soru işaretleri var. Ama şu dönemde Hafter masaya güçlü bir şekilde oturmak istiyor. Kendi meşruiyetini sağlamak için. Serac hükümeti, gene Trablus tarafı da bu sandalyeye oturabilirse ki Ankara'nın söylediği gibi işte Tunus'un da Serac'ın da Katar'ın da masaya oturması gerekiyor dediği, dahil etmek istediği sebeplerden, baskı yapmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Tezkerenin de öne alınmasının sebebi, şimdi baktığımız zaman 8 Ocak diyoruz. O tarihlerde Vladimir Putin gelecek. Doğru.
Birkaç bir hafta ondan sonra ondan önce işi tabii, bağlamak istiyor. Bir hafta sonra da bu Berlin konferansı olacak. Tarafların bir araya geleceği. İşte Hafter dediğimiz profilde şöyle bir şey var. O gelecekte Libya yönetiminde söz sahibi olabileceği bir pozisyon istiyor. Açık söylemek gerekirse. Doğru. Yani ülke yönetimini etkileyebilecek. Yani birinci adam belki olamaz ama ikinci adam olabileceği, bütün ülkeye hükmedebileceği bir pozisyon. Daha önce Milli Savunma Bakanlığı önerildi ona. Ama kabul etmedi. Hırslı. Körfez var. İşte biliyoruz Mısır var. Arap Emirlikleri var. Şimdi bu geldiğimiz bölgede noktada tezkere yön almak zorunda Türkiye. Çünkü çok sıkışık bir takvim var. Şimdi mesela ben gülümseyerek izledim biraz önce. Mesela tabii Allah rahmet eylesin. Oruç Reis'ten bahsediliyor. Anması var vesaire diye ama. İşte iki tane fırkettayın gidiyor. Şimdi baktığınız zaman çok masum bir haber. Masum dediğim hakikaten samimiyetle söyleyeyim. Normal bir haber. Tabii Hafter'e yakın 7 yer. Ve 10 Ocak tarihleri arasında işte tekrar söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Oruç Reis'i anmak üzere Cezayir'de liman ziyaretinde bulunacak da memleket sularına, karasularına geri dönecek mi? Hiç sanmıyorum. Ha orada kalır diyorsun. Sanmıyorum. Çünkü o bölgede daha önce NATO kapsamında harekata donanmanın, bizim Türk donanmasının katıldığı bir tatbikat vardı. Doğru. Şimdi bunlar oradan gelen iki tane gemi. Ha. Ama orada sadece iki tane fırkateyn yok. Başka gemiler de var. Yani o tatbikat tamamlandıktan sonra... Mavi Vatan'dan sonra gemiler kaldı değil mi? Bir kısım zannediyorum. Muhtemelen Oruç Reis anması muhtemelen Cezayir'de epey uzun bir süre sürecek gibi gözüküyor. Peki ama bu hafta sonu çok tartışılabilir. Bunun yorumunu merak ediyorum. Türkiye'nin Suriye'deki muhalifleri uçaklarla bölgeye taşıdığı, bazı Türkmen grupları, işte Esad karşıtlarını oradaki savaşın parçası haline getirdiği vesaire. Hani Wagner varsa biz de burada boş değiliz mesajı. Evet. Sıkıntılı galiba o kısım. Büyük sorun. Öyle sıkıntıdan mi? Öte büyük sorun. Yani bununla, biz gittikçe başımıza iş açan faaliyetleri arttırıyoruz. Yani bunların hepsinin bir geri dönüşü olacak. Bu falan hani esas sert güçte bir sorun yok da bu böyle arkadan ya, yan faktörlerde. Yani işin temelinde felsefesinde bir sorun var. Yani felsefesi de şu hani şimdi iş böyle hani Türkiye meselesine dönüştürüldüğü için bunlar çok konuşulmuyor, üzerinde durulmuyor ama ya temel mesele şu. Bir ülke kendi güvenlik politikasını ya 20. yüzyılın başında Alman devletinin başlattığı inşa modeliyle yapıyor ya da Atatürk'ün aslında buna bir çözüm olarak başlattığı modelle yapıyor. Bunun arası yok. Neydi o model? Almanya dedi ki benim savunmam için yaşam alanı lazım. Yaşam alanı da Polonya'dır. Bu biraz daha evrildi. Amerika ne yaptı? Benim savunmam Irak'tan başlar dedi. Geldi bölgeyi işgal etti. Şimdi biz de benzerini yapıyoruz. Türkiye'nin güvenliği Davutoğlu politikaları nedendi? Şam hükümetinin devrilmesiyle olacak dendi. Şimdi Şam'daki yani Suriye'deki kazanımlarımızı savunmak için Libya'da olmamız lazım deniyor. Yarın ne olacak? Libya'daki kazanımlar için belki Tunus olacak. Şimdi bunun sınırı yok. Halbuki Atatürk'ün bulduğu model şuydu. Dedi ki Türkiye'nin etrafında bir güvenlik kuşağı oluşturacağım. İttifaklarla olacak bu da. Diğeri yalnız başınıza gücünüze dayanarak gittiğiniz bir iş. Diğeri ittifaklar bulma işi, diplomasi işi. Türkiye ne yaptı? Kuzeyinde Sovyetler Birliği ile bir saldırmazlık anlaşmasıyla orada bir güvenlik kuşağı oluşturdu. Batısında Balkan ülkeleriyle bir güvenlik kuşağı oluşturdu. Güneybatısında Akdeniz Paktı kurdu, İtalyan ve Alman saldırganlığına karşı bir güvenlik kuşağı oluşturuldu. Güneydoğusunda bölgedeki komşularıyla bir güvenlik kuşağı oluşturdu. Model buydu. Şimdi biz o modelin dışına çıktık. Sürekli işi diplomasinin beceremediğinin bir görüntüsü olarak meseleyi askerle çözme noktasına gidiyoruz. Askeri iş işin en sonudur. Siz diplomasiyle bir işi çözemediğinizde askeri olarak çözersiniz. Biz doğrudan askeri meselelere gelmiş vaziyetteyiz. Çünkü diplomasiyi kötü yaptık. Gelelim ona. Bakın şimdi bu Libya meselesi çok enteresan. 2009'da Libya münhasır ekonomik bölgesini ilan etti. Aynı yıl Suriye'de ilan etti. O tarihte şimdi Türkiye'ye bugün hani bu anlaşmayı yapın diyen ekip var ya, Cihat Yaycı başta olmak üzere, Cem Gürdenizler vesaire, Deniz Kuvvetleri Kurmayları, 2009'da da bu hükümete bu anlaşmayı bir an önce yapın dediler. Münhasır ekonomik bölgenizi ilan edin dediler. Niye yapılmadı? Bakın Kıbrıs'ta başlayan yanlışlıklardır. Annan planını desteklediler. Buradan Güney Kıbrıs Rum kesimi kendisine olağanüstü bir manevra alanı kazandı. Hemen bunun üzerine 2004'te münhasır ekonomik bölgesini ilan etti Güney Kıbrıs.
Gitti Lübnan'la anlaştı, gitti Mısır'la anlaştı, gitti İsrail'le anlaştı 2010'a kadar. Ve Türkiye bütün bu yıllar boyunca söylenmesine rağmen bu anlaşmayı yapmadı. Şimdi ne diyor Cumhurbaşkanı? Biz diyor Libya ile yaptığımız bu anlaşmayı diyor 10 yıl önce de diyor. Yani bunun kökleri var diyor. 10 yıl önce geldi. Peki niye 10 yıl önce yapmadınız? Ha, niye yapmadınız? Bir tamamlayayım. Bir telefon bağlantısı yapacağım çünkü. Bu konuyla alakalı değil ama sen tamamla cümleni istersen. Niye yapmadığınızın geldiği nokta biz bunu 10 yıl sonra yaptığımızda işi bu sefer askerle çözme noktasına getirmiş oluyoruz. Ne yapıyoruz? Yaptığımız anlaşmanın çünkü siz Antalya'dan bakıp da deniz komşunuz olarak Libya'yı gördüğünüzde anlaşmaya konu olan topraklar desteklediğiniz Trablus hükümetinin kontrolünde olan değil tersine düşman kabul ettiğiniz Tobruk hükümetinin toprakları. Bu durumda mesela asker gönderdiğinizde siz bu anlaşmayı garantiye almak üzere asker gönderecekseniz ne olması lazım? Sizin Trablus hükümeti Libya'nın bütününe ancak egemen olacak ki anlaşma o zaman yürürlüğe girmesi lazım. Böyle bir şey sahaya baktığımızda mümkün mü? Bugün baktığımızda hem Tobruk hükümetinin hem Trablus hükümetinin kuvvet dağılımına baktığımızda, onların arkasındaki kuvvet dağılımına baktığımızda bu çok mümkün görülmüyor. Buraya bir virgül, bir parantez açalım. Bu İzmir'de sabahtan beri takip ettiğimiz bir cinayet vakası var. İzmir'de Torbalı ilçe sağlık müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi sonrasında bir seri cinayet paniği yaşanmıştı. İki kişi gözaltında. Demirören Haber Ajansı muhabiri Davut Can, biraz beklettik kusura bakmayın. En son bilgiyi sizden alalım efendim bu Torbalı'daki cinayet vakasında. Olayla ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Peki neydi bu olay? İlk başta Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evine girerken bir kişi yaklaştı. Maskeli ve silahlı bir kişi yaklaştı. Para istedi. Olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı ve tartışma sonucunda da silahlı saldırgan tabancasını ateşledi. Mehmet Fuat Park da kanlar içerisinde yere yığıldı ve durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede meslektaşlarının bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası 53 yaşındaki Mehmet Fuat Park bu olayın 700 metre ilerisinde bu olayın meydana geldiği yerin 700 metre ilerisinde bir başka olay daha meydana geldi. Yine aynı kişi söz konusuydu. Bu sefer Torbalı Devlet Hastanesi'nde çalışan genel cerrahi doktor Harun Gül Cemal'in evine gitti, zili çaldı, yine para istedi, yine olumsuz yanıt alınca yine tartışma çıktı ve burada yine tabancasını ateşledi. Hatice Gül Cemal ateşlenen bu tabancadan çıkan mermilerin hedefi oldu. Kaldırıldığı hastanede Hatice Gül Cemal de hayatını kaybetti. Olayın sonrasında polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve başlatılan bu soruşturma kapsamında silahlı saldırganın yeri tespit edildi. Torbalı'da Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığı tespit edildi silahlı saldırganın ve buraya operasyon düzenlendi sabaha karşı. Burada bir çatışma çıktı ve bir polis memuru da başından yaralandı. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisinin devam ettiğini belirtelim. Hayati tehlikesi bulunuyor, ölüm riski bulunuyor. Yine polis memurunun da saldırgansa otelde, polis kaldığı otelde birinci kattan zemin kata atladı ve yan tarafta bulunan akaryakıt istasyonunun tuvaletindeki penceresinden kaçarak gecenin de karanlığından faydalanarak izini kaybettirdi. Hala yakalanabilmiş değil ancak onunla irtibatlı olduğu düşünülen iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları sürüyor onların da. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hatta Hüseyin Aşkın soruşturmayı bizzat kendisi yürütüyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Para isteme gibi gözüküyor ama iki sağlık profesyonel, bir tanesinin eşi ve bir diğeri ilçe sağlık müdürü. Bakalım arkasından ne çıkacak. Organize bir suç gibi gözüküyor ama biz yine takip etmeye devam edelim. Mehmet Ali, sen Libya meselesinde en son gelinen noktada sonuçta diyordun ki askere geliyor iş. Yani şey, iş o noktaya gidiyor. Şu anda Türkiye hani işi gönderip gönderememe meselesi ikincil ama elinde bir tezkere bulundurarak önündeki günlerde yapacağı hem Putin'le görüşmesi hem Berlin'deki toplantılar bunlarla ilgili elinde bir koz bulundurmaya çalışıyor. Fakat bu model dediğim gibi hani deminki girişteki modelleri kıyaslayarak söylediğimde bu sıkıntılı bir model. Buradan Türkiye'nin göreceği bir kar yok. Türkiye şu anda Libya'ya asker göndermek yerine Şam'a
Lübnan'a, Kahire'ye, hatta Tel Aviv'e diplomat göndermenin peşinde olmalı. Çünkü bu haritalar, Kalın'ın söylediği fiilen doğru. Hani bu haritalar doğru düzgün oturup konuşulduğunda Mısır'ın da yararına durumlar var. Yani Mısır da ikna olacaktır. Hele biz Libya'da karşı karşıya gelmek yerine Rusya ile işbirliği modelini ve Libya'nın parçalanmasını değil, birliğini esas alan bir çizgiye girersek, Rusya ile ilişkinin verdiği avantajla hızla Suriye ve Lübnan'la bu meseleleri çözmenin dışında Kahire'yi de içine girmiş olduğu bu ittifakları sorgulatır hale geleceğiz. Kahire'de ya ben bu işi yanlış yapıyorum, yanlış yerdeyim deyip buralara gelecek. Fakat bunların tamamı tabii siyasetle ilgili bir şey. Hani biz bu Kahire ile niye karşı karşıyayız? Bunu tamamen bir ihvancı nedenlerle yürütüyoruz. Yani burada sadece mesele darbeci olması değil. Hani Türkiye hükümeti işi öyle koyuyor ama darbeci olduğu için değil. Başka darbecilerle işbirliği yapıyoruz. Buradaki darbecinin özelliği bu hükümetin desteklediği ihvancı bir hükümeti yıkmış olduğu için. Dolayısıyla hani işi buradan çıkarır, uluslararası ilişkiler temelinde ülkelerin çıkarları bağlamına getirir, siyasetin dışına çıkarırsak Türkiye hızla Mısır'la da bu konuda anlaşma yapabilir. Mısır'la yaptığınız zaman zaten bu işi kaçınılmaz olarak Türkiye'nin önemli avantaj sağlayacağı bir tablo oluşur. O zaman Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın buralarda Türkiye'nin dış politik hatalarından kaynaklı alanlar, manevra alanı kazanıp kendilerine çok karlı yaptıkları ikili münhasır ekonomik bölge anlaşmalarından geri adımlar atılacaktır o zaman. Hocam? Yani iki tane kıymetli üstadın olduğu yerde bana söz düşmez. Çünkü konu dış politika. Ben sadece işi hani Türkiye'nin menfaatleri açısından bakıyorum. Benim bildiğim kadarıyla bir dış politika vatandaşın refahını arttırmak için yapılır. Çünkü ülkeler iç ve dış politikalarını bu şekilde şekillendirmek zorundalar. O yüzden bu atılan adımların ülke refahına olan katkısını, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de yapılan arama faaliyetlerinin sonucunda elde edeceğimiz işte petrol ya da doğalgaz neyse, bunun ülkeye faydasına bakacağız. O yüzden bir önce biliyorsunuz Taysat Başkanımız da varken altını çize çize söyledi. Yani çok ciddi bir doğal kaynak bulsak da bunu memlekete getirsek, hala aynı vergileri bunun üstüne koyuyor olsa yine vatandaş iniminim inleyecek. O yüzden yani elde ettiğimiz bu doğal kaynaklar, bu güzellikleri, bu faydaları biraz kamuoyu da mantıklı çalıştırarak vatandaşımıza sunsak gerçekten Sayın Bakan Berat Albayrak'ın her sunumunda ısrarla söylediği, benim de katıldığım bir cümle var, o gerçekleşir. Yani ekonomideki iyileşmeler vatandaşa yansıtılır. Dolayısıyla iç ve dış politikadaki faydalı hamlelerin de ekonomiye pozitif olarak yansıması gerektiğini, yansıyacağını tahmin ediyorum. Tabii tartışmalar var. Niye geç kalındı bazı işlerde diye. Katılıyorum bunlara da. Yani geç kalınmış işler olabilir veya o gün konjonktür gereği cesaret edilememiştir. Başka bir politik paradigma kullanılmıştır. Benim anladığım kadarıyla Türkiye şu ana kadar, yani 1974 Barış Harekatı'ndan beri herhangi bir ülkeye karşı bir askeri hareket düzenlemedi. Zaten şeyinde yok, alışkanlığında yok. Terör unsurlarına düzenliyor değil mi? Veya iç savaş olmuş bir ülkede herkes birbirini kesiyor. İşte Kore'de olduğu gibi hatırlarsınız, geçen hafta da tartıştık. Bunu araya gireyim ben diyor NATO güçleriyle. NATO güçlerine katılıyor bunun sonucunda vesaire falan, ama bizim bir ülkeye karşı değil mi doğrudan bir saldırımız yok. Milli savunma harcamalarına, milli gelir oranına baktığımızda 10-15 yıldır da almış ağam bir hareket de yok. Ya. Bir hareket de yok. Demek ki biz saldırgan ülke kategorisinde değiliz zaten. Yani bakıldığı zaman Birleşmiş Milletler ve NATO rakamları ve başka işte survey niteliğinde dediğimiz raporlara, ben doktora talebelerim arasında bu çalışmaları yapanlar da var. Ben de ödev yapacağım, onun için dinliyorum dikkatle. Ondan merak etmeyin. Hakikaten saldırgan ülke değiliz. Hayır hayır değiliz. Yani şöyle mutlak rakam büyük gözükse de Türkiye'nin milli gelir oranıyla 1.7 ile %2.5 arasında gidip geliyor. Yani biz mühimmat alıyoruz. Yenileme yapıyoruz. Yoksa hani acayip bir harç sanayi çıkaracağız, ortaya bakın görün ortalığı birbirine katacağız. Mesela Suudi Arabistan'da İsrail suyunu çıkardılar bu işte. Yani milli gelirlerinin %10-12 sene falan filan hızla gidiyorlar. Bu korkunç bir oran bu arada. Japonya beni endişelendirdi. Mesela buradan çok uzakta. Ama en fazla F-35 uçağını Japonlar satın aldı. Türkiye'den fazla. Hani F-35 uçağı alacaklar biz alabilirsek tabii. Şimdi bizim burada bütün bu bölgede NATO ile beraber gerçekleştirdiğimiz, iki uzman benden çok daha iyi bilir, bir Joint Strike Fighter dediğimiz bir JSF kapsamında biz bu bölgeye hakim olmaya çalışıyoruz NATO unsurlarıyla beraber. Ben de askerliğimi F-16 proje subayı olarak yapıp sonra NATO
tesislerinde çalışma imkanı bulduğum için burada anladığım kadarıyla bu bizim bir yandan F-35 müzakeresi devam ederken öbür taraftan işte S-400 füzeleriyle ondan sonra bir flörte girmiş olmamız bu JSF sistemini yani NATO'nun aslında üretim yap ondan sonra bizden al sen zaten niye yapıyorsun ki bak ben sana hazır hazır getiriyorum dediği bir daha bizim friend and foe dediğimiz yani karşıdan gelen unsurun dost mu düşman mı olduğunu anlayan mekanizmaları bir S-400 işini karıştırmış olmamız tabii NATO'ya NATO'nun hiç hoşuna gitmedi. Burada biz bir şey anlatmaya çalıştık. Bizim daha evvel maalesef NATO üyesi olan stratejik ortaklarımızdan bazı fevkalade kötü, hazin diyeceğimiz olaylara olaylar yarattıkları ortada. Çuval meselesinden başlarım. PKK'ya silah vermelerine kadar giderim değil mi? YPG unsurlu. Kendileri kabul ediyorlar bunların terörist olduğunu. Ama diğer taraftan da Rusya'nın oluşturmaya çalıştığı bloğa da çok da güven olmaz. Bunun da farkındayız. Aslında Türkiye tuhaf bir mesaj veriyor. Çok paradigmada olmuyor. Tuhaf derken iyi anlamda. Bir, NATO'ya güvenmiyoruz arkadaş. Bize savunma sistemini siz vermediniz dedi. Bak patriotları istedik vermediniz. Onun yüzünden Almanlarla getirdiniz sonra söktünüz onları götürdünüz. Bize direndiniz. Bizim de ne yapacağız? Yani havadan İsrail ile İran arasında bir karşılıklı roket savaşı başlasa biz sapanla veya havan topuyla falan bunları düşürmeyeceğiz. Ve biz de S-400 flörtüne başladık. Ama diyorlar, bu arada öbür tarafa da güvenmiyoruz. Biz hala Joint Strike Fighter'dayız. Yani F-35'te devam ediyoruz. Tamam. Bu pek bugünkü paradigmayla kabul edilecek bir şey değil. Ya ondansın ya bundan şey var. Çünkü friend and foe, yani dost düşman sinyali zaten başta onu demek istiyor. Bizden değilsen garanti düşmansın diye çalışan bir savunma mekanizması var. Benim bir aktarabileceğim bu iki uzmanın yanında ondan çünkü jeostratejik olarak da değerlendiriyorum. Sorarım da bir yeni ekonomik tarafına bakarız yani onun maalesef. Yeni Şafak Manşeti'ni küçücük verelim. Bu Somali'de hafta sonu yaşanan saldırı yalnız bırakmadık. Çok hızlı bir şekilde Türkiye askeri uçağını gönderdi. Somali'de bu ilk değil ama bizim can kaybımız da var, şehitlerimiz de var. Bunu herhalde bu Libya ve Afrika meselesinden bağımsız çok düşünemeyiz gibi geliyor. Kim üstlendi saldırıyı? Eşşebap herhalde ama böyle yazılar var. Mesela Türkiye'nin inci taneleri, Sevakin Adası, Somali üssü, Katar üssü. Bütün bunlar aslında birazcık da bu resmin parçaları gibi. Gene Libya'ya dönelim Mete. Şimdi Suriye'de yaşadığımız bu zamana karşı yarış dönemi vardı. Şimdi galiba aynısını orada mı görüyoruz? Kesinlikle. Şimdi uzun zamandır 2016'dan itibaren Suriye meselesinde özellikle yorumlamaya ya da değerlendirmeye çalıştığımız zaman herkes Suriye meselesini başka türlü okumaya çalıştı siyasi görüşleriyle. Fakat biz Akdeniz'de 2016'dan itibaren ben de dahil olduğum birkaç insanlara anlatmaya çalıştık. Pek anlatamadık. Dedik ki Akdeniz'de siz sadece güneşleniyorsunuz. Biraz kafanızı kaldırdığınız zaman ortalık donanma kaynıyor. Doğru. Bunları haritalarıyla da konumlarıyla da yazdık. En azından sosyal medyada tabii yazdık. Bir yerde yazamadığımız tabii ya da çalışamadığımız için. Ama burada donanma kaynağı dediğimiz zaman bu Suriye meselesinin de Kıbrıs'ın ötesinde Libya'ya kadar uzandığını iddialandırılanlardan bir tanesi. Bu Libya meselesinin buraya geleceğini 2016'da Rusya, Wagner özel paralı asker şirketlerini biz 2016'da sokaklarda gördük. Ama şimdi burada geldiğimiz nokta bu Libya meselesine şunu açmamız gerekiyor. Libya dediğimiz ülkenin %90'ı çöl. Çöl tabii. Buradaki yerleşimler Akdeniz'e kıyısı olan sahil şehrinde yerleşmiş yerleşim birimleri. Yani Hafter'in haritaya baktığınız zaman şöyle büyük bir bölümünü tutuyor gibi bir algı gözükse de insanların yaşamadığı bölgeyi tutsanız ne olur tutmasanız ne olur. Yani Hafter'in ülkenin büyük bir aşiretleri yanına aldı deniyor. Kaddafi'ye yakın eski aşiret. Trablus'ta aldı canım yani o şey değil. Hı. Şimdi burada tezatlar da var ama haritaya baktığınız zaman %90'ını Hafter tutuyor derseniz haksızlık olur. Şimdi buradaki tezat şu. Suriye'de Türkiye, Esad'la görüşmeli diyen kesim, Libya'da Ankara diyor ki ya kardeşim meşru hükümet bu. Hükümet var. Hayır Hafter'le görüş. Şimdi burada çok ciddi bir kafa karışıklığı var. Tamam. Git Suriye'de Esad'la görüş diyorsun. Tamam Ankara'da gidiyor bu sefer Hafter diyor Trablus hükümeti tabii resmi meşrudur diyor. Gidiyor görüşüyorlar. Hayır sen bu sefer isyancı olanla görüş. Şimdi bakın bu kafa karışıklığı ya da başka bir şeyler var. Ben bunu zikretmek istemiyorum. Ama Şam'la da görüşüyorsun yani madem öbür tarafta yapılıyor. Şimdi bir dakika Şam'da zaten Ankara görüşüyor. Bunu artık hani dışişleri tamam görüşüyor, istihbarat tabii görüşüyor. Bunu artık asker Ankara'da görüşüyor, kimi söylemesi tabii gerekiyor? Tamam. Proxy Esad'da olsa Ankara görüşüyor, görüşüyor. Tamam bunu biliyoruz. Bunu her seferinde hani söylemenin zaten bir anlamı yok. Görüşülüyor. Ben de bir söylüyorum bakın. Tamam. Ki Esad epey bir
tutumu vardı. Görüşmeden görüşmeye olarak fark var yani. O fotoğraf Türkiye'nin görüşmesi sizin, gereken tablo bu tip istihbarat görüşmeleri değil. Sizin istediğiniz o tablo hiçbir zaman olmayacağını en azından sahayı çok iyi takip eden biri olarak söylüyorum. Mümkün değil. Ne Ankara tarafında ne Şam tarafında o pek mümkün değil. Ama Libya meselesine geldiğimiz zaman Libya'da Türkiye'nin asker göndermesi meselesi. Bakın biraz açalım o zaman bunu. Bu Libya meselesindeki kriz nereden çıktı? Akdeniz meselesi. Daha önce Akdeniz'de sondaj yapma teknolojisi zayıftı. Çok derinlerde sondaj yapılamıyordu. Son birkaç senedir sondaj teknolojisinin gelişmesiyle beraber Akdeniz bölgesindeki o derin sular, işte 3000 metre, kaç bin metreyse artık o derin denizin dibine inme teknolojisi keşfedilip kullanılıp petrol arayan, doğalgaz arayan şirketler tarafından kullanılmaya başladıktan sonra bir anda herkes oraları keşfetti. Doğru. Şimdi Libya meselesine geldiğimiz zaman da Libya farklı bir yer. Libya, güneybatıdan, Afrika'nın güneybatısından, güneyinden en çok Avrupa'ya, İtalya'ya kaçak göçün olduğu yerlerden bir tanesi. Avrupa Birliği ülkelerinin Fransa gibi, İtalya gibi, Almanya gibi bazen göz önünde bazen de çaktırmadan desteklemelerinin sebebi Haftar, özellikle bu insan kaçakçılığı rotasındaki limanları kontrol altına alması ve Almanya'ya göçü önlemesinden dolayı maddi destek aldı. Silah aldı ve halen de almaya devam ediyor. Ama şimdi burada Rusya ne iş yapıyor diyorsanız ben size açayım. Rusya'nın buradaki Libya meselesindeki meselesi şu. Diyor ki sen enerjide Avrupa Birliği üyesi ülkeler bana bağımlısın. Tamam. Enerjini benden alacaksın. Fransa'nın önderliğini yaptığı bir grupta diyor ki hayır biz bunu kırmak durumundayız. O yüzden Afrika petrolünün %40'ını tutan Libya'yı alırsak bir şekilde Rus etkisi eğer aramız kötü olursa enerji ihtiyacımızı, doğalgaz ihtiyacımızı hem Libya'nın topraklarından hem de deniz kıta sahanlığından elde edebiliriz diyor. İtalya'nın da, Almanya'nın da, diğer ülkelerin de Libya meselesindeki derdi bu. Doğru. Ha Türkiye'nin burada derdi ne dersiniz? Türkiye de diyor ki hayır kardeşim ben diyor enerjide merkez ülkeyim. Bütün diyor boru hattımı geçireceksin. Benden geçireceksin. Deniz hattını. Ama Libya'nın boru hattı bizden geçmez yani. Mantığı hayır. Yok. Oradaki mesele önümüzdeki Ocak ayında Girit'te mesela Fransa ile çok gerileceğiz. Doğru. Çünkü Yunanistan Fransız şirketlerine sondaj meselesi verdi. Mesela Girit'in güneyinde 15 Ocak'ta göreceğiz yani. Çok ciddi gerginlik olacak. Niye? Şimdi buradaki meseleyi biliyor musunuz? Normalde Emine Alkin'in oturduğu yerden itibaren ölçülmesi gereken karasuları Atina diyor ki şu gördüğümüz TV100 bardağı kayalık bunu buraya koyuyor. Burası Atina. Bu kayalık yap bayrak dikiyor. Yani, diyor ki hep bundan itibaren diyor sayalım. Geldiniz İzmir'e geldiniz Antalya'ya. Yani o hesapla şey yaparsanız Atina'nın kafasıyla bakarsanız Atina'ya öyle bir kitabını uydurur ki Konya bile Yunanistan toprağı. O kadar ama Atina'nın gücünü biliyoruz. Orada çok da fazla bir fonksiyonu olmayacağını farkındayız. Tabii ki iş kamu yönelik. Ama bu Libya meselesinde tabii ki Berlin Konferansı'nda görüşülecek bir karar çıkacak. Dediğim gibi kaçıranlar için 4 Nisan öncesi pozisyonlarına çekilmesi gibi bir karar çıkacak. Ama burada Ankara'nın istediği mesele efendim savaşa gidiyorlar. Her seferinde bir savaşa gidiyor TSK. TSK hiçbir zaman tarihi boyunca terör örgütleriyle vekalet savaşı yürütmüş bir gelenekten gelen ordu değildir. Değil, bir kere bunu söyleyeyim. TSK'da kendi açıklamasını yapar. Dün akşam Suriye Milli Ordusu da Serac hükümeti de resmi olarak ülke topraklarında herhangi bir Suriye Milli Ordusu ya da Suriyeli muhaliflere ait herhangi bir askerin unsurun bulunmadığına dair resmi açıklama yayınladı iki tarafta. Tamam. Bunun ben menşeini iki gün araştırıyoruz. Tugayları falan iniyor diye altından gene Körfez'de ismini vermeyelim ama bir iki ülkenin troll tabir edebileceğimiz ve onun alıcısı olan sosyal medyada Haftar çok güçlüdür onu söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri açık basın kuruluşları yazıyor bunları. Yani troller üzerinden yürümüyor da sanki şöyle, tartışılabilir. Haftar güçlerinin Libya, işte Libya'da birkaç tane internet sitesi var şu an. Sağdan haber alabilen. Bunlar haber yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri alıyor. Uluslararası alan alıyor. Dağılıyor. Bunların kökenini gördük. Şimdi burada var mıdır Suriyeli? Gitmiştir. Para göz olanı yok mu? Gitmiştir de. Hani, daha önce de zaten bir şey olmuş. Libyalılar da gelmiş şimdi, gitmiş falan. Bağlantı var. Var. Libya meselesinde dediğimiz zaman. Şimdi Suriye Milli Ordusu Türkiye adam gönderiyor demek başka bir şey. Ben işsizim Libya'ya savaşmaya gidiyorum. 10 bin dolar para veriyorlar ya da ne kadarsa. Bu ayrı bir şey. Bakın. Haftar dediğiniz yapıya bakıyorsunuz. Açalım. Metalist Selefiler var. Metalist Selefi dediğiniz nedir? Suudi Arabistan'da bir tane vaizin kurduğu bir ekol.
Selefi, cihadi Selefi, onlar da gidiyor Haftar alanında. Fetva yayınlıyor, tutuklama yapabiliyor, vergi alıyor, insan kaçakçılığı var, organ kaçakçılığı var. Koyduk mu? Mısır, savaşçı gönderiyor. Bunu da koyduk buraya. Paralı savaşçıdır bu arada Mısır'dakiler, onu söyleyeyim. Resmi olarak da tank gönderiyor. Bunu da koyduk. Fransa silah yardımı yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri zırhlı araç vesaire yardım yapıyor. İHA yardım yapıyor. SİHA herkes yardım orada yapıyor. Biz de orada olalım diye mi gidiyoruz? Bakın Ankara'nın derdi o değil. Bunu önemli söylüyorum. Ankara'nın derdi 15 Ocak'ta Berlin Konferansı toplanana kadar Trablus'un düşmemesi ya da düşmesine yönelik herhangi bir tehdit algılaması varsa bunu durdurmak için orada bulacak. Trablus'ta üste kurulacak. Katar'da benzeri, buna kışla diyebilirsiniz ya da askeri bina diyebilirsiniz. Ben üst demeyi tercih ediyorum ama Trablus'ta da karaya da donanma manasında bir üst kuracak. Misrata Türkiye için orada lojistik olarak önemlidir ama Türkiye orada bayrak gösterecek çünkü Trablus'un düşmesine yönelik, çünkü çok aksi propaganda var Haftar tarafında, Trablus'un düşmesi ya da yani masaya oturtacak 15 Ocak'ta. Evet, ben 15 Ocak diyebiliyorum ama birkaç gün sarkabilir Berlin Konferansı. Bir tam tarihini 15 Ocak olarak aklımda kaldı. Neticede Türkiye kazasız belasız Trablus zarar görmeden, yani bir kez daha söyleyeyim, meşru hükümet zarar görmeden olması gereken sandalyeye seracı oturtmaya çalışıyor. TSK'nın da çıkacak tezkerenin de gitme amacı bu. Yoksa gidip TSK'da operasyon mu yapacak? Ahu Afrika'daki ordular 40-50 bin kişilik ordular. Ordular evet. Bunlar sınırlarını korumak üzere devreye gezen, çağırdığın zaman gelen birlikler, bunların çatışma tecrübesi yok. Yok tabii doğru. Ülke işgal edecek, öteki ülkeyle savaşacak yok. Savaştıkları zaman da birbirlerini kırıp öldürüyorlar. Çünkü ama yok, ittifaklar zayıf ve şeyleri yok. Somali'deki gibi. TSK muhtemelen orada da, altını çizerek söylüyorum çünkü benim de aldığım resmi şey bilgi bu. Eğit, disipline et, düzgün nedir anlayacağımız, sağa sola dönmeyi öğrensin. Bir eline silah tutmayı öğrensin. Bir kendi ülkesinin sınırlarını korumayı öğrensin. TSK'nın burada yapacağı o. Tutup Trablus cephesinde TSK'nın komutanlarının poz vereceğini falan sananlar varsa. Hani. Yok, çatışmaya girmeyeceği belli de. Bu yalnız hani kendi çekincem var. Mehmet Ali'nin görüşünü merak ederim bu konuda. Doğru bir şey yapıyoruz belki ama hep birilerini bir şekilde masaya oturtmak için bu hamleyi yaptığımızda o tarafı da zayıflatmıyor muyuz? Suriye'de de aynı şeyi görmedik. Yani Barış Pınarı'nda bir grubu masaya oturtmak için. Berlin Konferansı var. İtalya'yı çağırmışsın. Almanya'yı çağırmışsın. Birleşik Arap Emirlikleri'ni çağırmışsın. Trabzon zaten oturtulacak herhalde. Ama tamam bir saniye. Tunus yok. Cezayir yok. Bunun komşusu Nijer var, Çat var. Onlar yok. Tunus pek istiyor mu emin değilim. Ama doğru anladım. Yani Cezayir anladım. Başka bir şey. Anladım ama şimdi siz mesela benimle ilgili bir şey yapsanız Ahu'yu çağırırsınız, hocamı çağırırsınız diye beraber oturuyoruz. Şimdi Ahu gelmesin, evde Akin yok, ikimiz oturalım, TV100'ü konuşalım. Böyle bir şey yok. Libya konuşuyorsunuz, Libya yok. Meşhur hükümet diyorsanız, bakın özellikle haberlerde ne ibaresi geçiyor? Uluslararası tanınırlığa sahip. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Tartışması gereken de Libyalılar. Peki, Mehmet Ali Güller. Evet. Yani çok söylenecek bir şey yok. Hani mesele şu, biz ilk düğmeyi Libya'da yanlış ilikledik ve devamı gelmiş oluyor. Siz Kaddafi'yi yıkan NATO harekatına katıldığınız andan itibaren işler yanlış olmuş oldu. Libya iki parçaya, üç parçaya bölünmüş oldu. Şimdi o Sokası parçalardan... Düzelmez mi? Efendim? Yani bu operasyon en azından güç dengesi bir... Yani şöyle artık hani bugünkü yazımda da onu yazdım. O yani. Belki Libya'nın Libya'nın bütünlüğünü, birliğini esas almayan bütün siyasetler bu işte Libya'yı parçalamış ve bu parçadan pay kapmanın bir avantaj olduğu görülse bile orta vadede bunun bir avantaj olmayacağı bir tablo oluşacak. Yani burada ana perspektif biz 10 yıldır nasıl Suriye'nin birliği, Suriye'nin bütünlüğü, toprak bütünlüğü dediysek aynısı Libya için de geçerli. Buradan parça koparmanın kimseye yararı olmayacak. Türkiye gidip Trablus'ta bir nüfuz alanı oluşturduğunda da bu işini görmeyecek. Hani tablo, harita ortada. Yaptığınız anlaşma çünkü Trablus'la alakası olmayan bölgede. Tobruk hükümetinin kontrol ettiği bölgede. Sizin dönüp dolaşıp o anlaşmayı eğer uygulatacaksanız görüşeceğiniz yer orası olacak. Dolayısıyla Türkiye burada çok esnek bir diplomasi yürütmeli. Yani yumurtaları bütün kefeye koymamalı. Serrac'ın arkasına askeri yığınak yapmamalı. Diplomasiyi esnek tutup bir müzakere masasında
öyle ya da böyle sevseniz de sevmeseniz de Tobruk hükümetinin de o müzakere masasında olacağı gerçeğini görerek ona göre esnek politika uygulayacaksınız. Bakın Rusya da aynısını yapıyor. Şimdi doğru, tamam, Rusya Hafter'in arkasında, biliyoruz, paralı askerleri de var vesaire. Fakat müzakere masasını kurulduğu anda işi esnek yürütebilmek için aynı zamanda Serraç'la da ipleri koparmış değil. Orayla da görüşüyor. Tabii ki orayla da görüşüyor. Dolayısıyla bizim de öyle bir hatta girmemiz lazım. Burada hani bir parça koparma anlayışı gibi kabaca görünen bir çizginin dışına çıkıp Libya'nın toprak bütünlüğünü ve siyasal birliğini korumamız lazım. Biz Kaddafi ile son Türk hükümetinin yaptığı görüşme 29 Kasım 2010 tarihli görüşmedir. 2,5 ay sonra Kaddafi'nin devrilmesi süreçleri başlamış oldu. Şimdi yanlışlık oradan itibaren gelmiş oldu. Doğu Akdeniz, ha, Doğu Akdeniz, ben mesela 2011 yılından beri bu konuyu yazıyorum. Kitabında yazdım. 2011'de Doğu Akdeniz, Suriye ve Kuzey Irak eksenli bir mesele olarak buradaki meselelere bakıp bunun gidişatının Suriye'nin ve bölgedeki diğer ülkelerle Türkiye'nin karşıt karşıya geleceği bir pozisyona girmesinin doğuracağı sakıncaları o tarihten itibaren yazdık. Geldiğimiz yer ne? Biz buradan geri dönemez miyiz? Döneriz. Hani Suriye ile de, Lübnan'la da, Mısır'la da Doğu Akdeniz'i esas alan, burada adil bir bölüşümü esas alan, adil olmayan şekilde Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın yaptığı ikili anlaşmaları tekrar raflara kaldırtacak bir diplomasi atayla bunu yeniden getirebiliriz. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani bunu yapmadan doğrudan bu işi askerle çözmeye kalkmanın bir anlamı yok. Peki biraz Suriye'yi konuşalım mı Mete? Şimdi orada da enteresan. Biz birazcık bütün bunları İdlib'de yaşananlar karşısında Rusya'ya hani tabiri caizse tavır yapıyoruz gibi gözüküyor. Öyle mi gerçekten? İdlib'de büyük bir dram var. Sınıra kapıya kadar gelmiş durumdalar. Orada da zeminimizi ve Rusya'yla diyalogumuzu kaybetme riskimiz var mı? Şey noktaları bırakmayacağız demiş Sayın Akar. Tabii, gözlem kontrol noktalarından çekilmeyecek. Zaten iki gün önce de son iki senenin en büyük askeri takviyesi yapıldı. İnanılmaz büyük bir konvoy. İdlib'deki işte gözlem karakollarına dağıtıldı. Şimdi bu ilginç bir nokta var. Ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin görüşmeye kalksa diyelim, ya bir hafta öncesinde İdlib bombalanmaya başladı. Evet. Şimdi bunun bir tesadüf artık olmadığını artık inanıyoruz. Kaçıncı sene oldu? 10 sene oldu herhalde. 9 sene, 10 seneye gireceğiz işte. Şimdi burada bir tesadüf yok. Ama burada Rusya ile ilişkiler dediğiniz zaman ben şer koyuyorum. Şimdi tabii belli bir kesim Rusya ile ilişkilerimiz sürekli bahar havasında gibi göstermeye çalışsa da ben bunun pek böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri tarafının hem de Rusya tarafının planlı bir pasiflik içerisinde Türkiye'yi iş yapamaz hale getirdiğini düşünüyorum Suriye'de. Ona katılırım. Bir kez daha altını çiziyorum. Planlı bir pasiflik var. Devriye meseleleri vardı. Ortak karakollar kuruyorduk. Fırat'ın batısında Amerika Birleşik Devletleri ile harika. Döndük Fırat'ın doğusuna. Şimdi şunu bir kez artık sorgulaması gerekiyor Ankara'nın. Biz bu Rusya meselesinden gerçekten Suriye'de ne kazanıyoruz? Rus ordusu Türkiye'yi kullanarak Fırat'ın doğusuna geçti. Rakka'da varlar, Haseki'de varlar. Giremedikleri yerlere girdiler. Peki Ankara ne kazandı Suriye meselesinde? Taahhütler tutulmadı. Evet, tutulmadı. Şimdi aynalara bakıyorsunuz duruyorlar. Membiç'e bakıyorsunuz duruyorlar. Haseki'ye bakıyorsunuz duruyorlar. Bunları ne zaman temizleyecek bu Rusya? Burada çok ciddi bir şey var. Bakın Türkiye'de kamuoyunda kaçıyor gözden. Ama çatışmıyor. Yani PKK artık Türkiye'yi hedef alamıyor. Yok, Rusya'yı çalışmıyor. O resmi açıklamalar tabii kibarlıktan dolayı diplomatlar onu yapabilir ama ben Rusya'nın YPG'yi ya da diğer ona bağlı örgütleri geri çekme konusunda çalıştığını hiç düşünmüyorum. Sağda devriye attıkları, daha dün devriye attıkları insanları nasıl çekmişler? Yani böyle bir şey gerçeklik değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar ihtiyatlı davranılması ve mesafeli olunması gerekiyorsa eğer Suriye'de, Rusya da aynısını hak ediyor. Hiç bahar havası, hava güneşli cümleleri söyleyemeyeceğim. Ama Ankara'nın çok ciddi şekilde bu planlı pasiflikten, iki ülkenin de planlı pasifliğinden ne kazanıp ne kaybettiğini masanın üzerine çok acil bir şekilde yatırması gerekiyor. Çünkü Suriye sahasında bu bahsettiğim konjüktür içerisinde İdlib bombalanıyor, Amerika Birleşik Devletleri Irak'a vuruyor, işte El Kaim'de Katayip Hizbullah'a vuruyor. Doğru. Farkında mısınız? Stabil olan bir tek örgüt var. YPG. YPG.
Bu olanlardan hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden de Rusya'nın da bu planlı pasifliğinden dolayı tek stabil kalan koruyan varlığını YPG var. Bu ilginç. Ankara'nın buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bir oldu bittiye getirilecek bir durum var önümüzdeki dönem. Tahminim o. Tamam. Biraz onun için Libya'da falan gereksiz enerji mi kaybediyoruz artık diyorum. Artık Ankara'nın Libya'yı Suriye ile beraber okuyacağını ben öngörüyorum. Doğru, aynı eşit önemde okuyacak. Ama Suriye meselesi farklı bir yere gitmeye başladı. Yani Ankara'nın şuna bir karar vermesi gerekiyor. Bakın çok açık söylüyorum. Benim tavrımda duruşumda takip edenler de bilir. Takip etmek bilmeyenler de öğrenebilir sosyal medyadan vesaireden. Bakın, Türkiye'nin Rusya ile olan yakınlaşması Suriye'de Rusya ve Esad'a alan açıyor. Bir kere bunun artık adını koyalım. Tamam. Çünkü biz o bölgeleri, ben ne dedim, Fırat'ın doğusuna Rusya geçiyor dediğim zaman bütün alanların Esad'a açıldığını görüyoruz artık. Esad'a alan açılıyor. Ama burada önemli olan bir nokta daha var. Ya Esad'a alan açılmasın mı? Esad kendi topraklarına egemen olmasın. Hocam ona girersek şimdi kendi toprakları dediğiniz işte meşruiyet meselesine geliyoruz. O zaman da Ahlan'ınla akşam 4'e kadar oturup tartışmamız gerekir. Ama bu durumda YPG gene kenarda ve hani aparat gibi kalmayacak mı? Esad kendi toprağını adam gibi kontrol edebilirse sen tersi olabilir mi diye düşünüyorsun? Yani bir, orada bir şey olacak, bir oldu bitti olacak. Esad YPG ile, Şam daha doğrusu, Şam YPG ile olan ilişkilerini sonlandırdı. Şimdi bu Libya meselesini bir atlattığımız zaman muhtemelen Şubat'ta ya da Mart'ta bir tane askeri harekat göreceğiz YPG'ye karşı. Ankara'nın yeni bir harekatını göreceğiz. O artık saha onun şeylerini ne derler, sinyallerini veriyor. Yeni bir harekat Ankara düzenleyecek. Bu belli. Hangi konjüktürde, hangi ay nasıl yaparlar bilmiyoruz ama orada eksik kalan bir şeyler var Suriye haritasında. Hmm. Çünkü bir Aynel Arap Menbiş tarafı eksik kaldı. Bir de bu Derbesiye tarafı eksik kaldı. Yani o iki taraftan bir tanesini muhtemelen Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden bir harekat düzenleyecek Suriye Milli Ordusu ile beraber. Ama burada ben özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Suriye'de hep atlanan bir şey var. Suriye'de konuşurken haberlerde hep bir cümle var. Rus askeri polisleri devreye attı. Rus askeri polisleri. Kim bu Rus askeri polisleri? Bakın, İngüşetya'dan, Dağıstan'dan insanları topluyor. Doğru. Rusya. Rus askeri polisi olarak getiriyor. Peki bunların gerçek görevi nedir? Bakın, Rusya kendini bu kuvvetlerle Birleşmiş Milletler barış gücü yerine koyuyor. Biraz öyle. Bakın, Suriye'de bütün konuşlandıkları, Golan, diğer bölgelere baktığımız zaman askeri polis. Kim? Birleşmiş Milletler askeri gücüne alternatif olarak bir askeri güç yaratıyor. Şimdi ben buradan Libya'ya ne geleceğim biliyor musunuz? Hı hı. Libya'da önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız şey ne biliyor musunuz? Astana benzeri bir Rus fikriyle, Moskova fikriyle, Astana formatı gibi 2-3 garantör ülkeli, bütün kesimlerin masaya oturacağı, toplumu temsil eden Ahu Özyurt, Emre Akin, işte Mehmet Aleviler, Mete Soğut oturacaklar. Önümüzdeki bu gelecek. Ama en önemli detayı ne biliyor musunuz? Bunu şundan anlattım. Libya'da da Rus askeri polisleri tırnak içerisinde konuşlandığı zaman da kimse şaşırmasın taraflar arasında. Bunu daha çok konuşuruz. Son birkaç dakikam var hocam, bir hukuk meselesi konuşalım istiyorum. Cuma günü Sözcü Dağı aslında acayip bir mahkumiyet kararı geldi. Sayın Cumhuriyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcısının bazı FETÖ ile ilgili açıklamaları ekranınızda son dakika görüyorsunuz. Benim dikkatimi çekerse Star'ın bu sabahki manşeti hukuk açısından önemli bir gelişme. Benim gördüğüm kadarıyla yargıda seri dönem, çok şikayet ettiğimiz davaların bitmemesi konusuyla ilgili yeni yılla birlikte Türk yargı sistemi iki yeni uygulamayla tanışacak. Savcıyla anlaşmayı içeren seri muhakeme usulü, Amerika'da kullanılır bu plea bargaining'dir. Hmm. Ve dosya üzerinden karar verilmesini sağlayacak basit yargılama 1 Ocak itibariyle devrede olacak. Bunu işletebilirlerse pek çok şey çok kolaylaşır gibi gözüküyor. Ve siz hani ekonomi cephesinden de takip ediyorsunuz. Yatırımcı hukuk istiyor ve hızlı adil karar istiyor. Doğru. Şimdi Nazlı Bolak'la da programda tartıştık. Kalkınma ile büyüme arasındaki fark nedir diye. Esprili bir örnekle anlatayım madem az bir vaktimiz kaldı. Çok az kaldı. 1980'lerin başında herkes vücut çalışmaya gidiyor. Biz de merak saldı gittik. Orada bir oğlan var, elinde bir kalem kağıt, incecik de bir çocuk. Böyle bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun dedim. İşte abi her hafta diyor bir kilo arttırıyorum. Evet. Ve böyle gidecek. Oğlum dedim, senin hesabına göre 52 kilo kaldırman lazım dedim. Yıl sonunda daha fazla şu an kaldırdığına baktı.
Aa dedi. Peki dedim bir şey soracağım. Gerekli besini alıyor musun? Kilo alıyor musun? Evdeki ortamın huzurlu mu? Bu yaptığın spor haricinde başka şeyler yapıyor musun? Özgürce fikrini dile getiriyor musun? Çünkü sporcunun üzerine stres birikti mi? Biliyorsunuz ilerleme kaydediyor. Böyle anlattım. Dedi ki bunların hiçbiri yok. Ben de o zaman dedim sana geçmiş olsun. Çünkü sen dedim bir iki kere bu işi başarırsan ama bunu istikrarlı hale getirmene mümkün yok. Şimdi iki tane kıymetli uzman, üstadın anlattıkları çok önemli. Evet. Çünkü bu işleri bitmezse bizim kalkınmamız mümkün değil. Yani iç ve dış huzuru olmayan, ondan sonra sağlıklı yaşamayan, yani gerçekten yani tabiattan kopmuş, etraf betonlaşmış, eğitim seviyesi tartışmalı, adaleti tartışmalı, evet, çabuk tecelli etmeyen, geç geldiği için adaletsizlikten dolayı şikayet eden ve özgürlüklerine sahip olmayan bir milletin çarpıcı, sıra dışı, marifetli bir iş çıkarıp büyümeden kalkınmaya geçmesi çok zor bir şey. Eğer ki bu atılan adım adaletin hızlı tecellisi, doğru ve hızlı tecellisini sağlayacaksa kalkınmaya faydası olacaktır. Ama biliyorsunuz istinad mahkemeleri de yani kuruldu. Ondan sonra, evet sonra ombudsmanlar geldi, arabulucular geldi vesaire. Hala adaletten şikayet ediyorsak biz işin felsefesinde yanlış yapıyoruz demektir. Ben yüzden ne zaman bir işin felsefesi desem herkes bana kızıyor. Ya hocam şimdi dünya bir toz ve gaz bulutuna mı gidiyoruz? Gitmeyeceğiz ama işin felsefesini yamuk koyarsan o zaman hiçbir şey düzgün gitmiyor en baştan. Doğru. O yüzden istediğiniz enstrümanı, istediğiniz katmanı adalet tecelli ederken araya koyun bir türlü adalet gerçekleşmiyor. Çünkü bizim amacımız mahkemenin çabuk bitmesi değil. Adaletin gerçekleşmesi, felsefenin doğru olması gereken yer herhangi bir davada, herhangi bir olayda adaletli bir kararın en azından mümkün mertebe adaletli bir kararın çıkması. Şu anki kafa yapısı çabuk bitsin de. Ya çabuk hani adalet... Ama doğru değilse hayır, ne kadar çabuk tecelli bitsin? Etmekle adaletin tecelli etmesi arasındaki fark bu. Çok çabuk bitsin var, diye olmaması lazım. Yani. 20 saniye var Mehmet Ali Güldar. Bir şey söylemek ister misin? Yani, yani konu sözcü yazarlarını bugün FETÖ'cü ilan edebilmek eşyanın tabiatına aykırı. Bu hukuk dışı bir karar. FETÖ'yle geçmişte işbirliği yapıp iltisaklı olanların sözcüye bu kadar çamur attığı bir ortamda bu alınmış mahkeme kararının vicdanlarda hiçbir geçerliliği yoktur. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Daha sık görüşeceğiz hepinizle. Hocam siz yarın yine birlikteyiz değil mi? Beraberiz efendim. Kurtuluş yok benden. Ne güzel. Büyük bir ayaklarınıza sağlık. İyi seneler diliyorum. Kapatırken de iki tane renkli haberimiz var. Bir tanesi tilkiler, öbürü de Uludağ'da kar. Yarın görüşürüz. Camına tilki geldi, elleriyle besledi. Aferin sana. Görüntülerin adresi Afyonkarahisar. Kar yağışıyla birlikte ormanda yemek bulamayan tilki ve yavruları rüzgar türbini inşaatının şantiyesine geldi. Yemek arayışındayken şantiyedeki görevlilerin dikkatini çekti. Mehmet Poyraz isimli görevli tilkileri cama doğru çağırdı. İlk başta camı açmakta tereddüt eden Poyraz daha sonra camı açtı. Tilki korkup kaçtı. Ardından geri gelen tilki Mehmet Poyraz'ın uzattığı ekmeği yedi. Aferin sana. Gitti mi? Gitti gitti. Anne tilki bu defa da yavrularıyla birlikte şantiyenin camına geldi. Poyraz da onların karnını doyurdu. Üstelik yemek için kavgaya tutuşan hayır, yavru tilkileri de ayırdı. Nasıl bak arkasını saklayıp ona vermiyor. Git! Düşe kalka kayak yapmayı öğrenenler, pistlerde süzülenler, kayak pistleri doldu. Kış turizmi canlandı. Yeni yılı karla geçirmek isteyenler kayak merkezlerine akın etti. Hamburg'dan geliyoruz, Almanya'dan. Daha yeni geldi, ilk gelişimiz. Harika gözüküyor. İstanbul'dan geliyorum, Üsküdar'dan. Kış turizminin gözde merkezlerinden Bursa Uludağ'da 2019'un son yoğunluğu yaşandı. Çok güzel, ilk kez kaydım hayatımda. Bugün ikinci günüm ve çok insan var. Bir de sürekli birilerine bodoslama çarpıyorum. Artık tehlikeli olmasın diye bırakıyorum bu işi. Tatilciler kayak yaparak karın keyfini çıkarttı. Acemi kayakçılarsa renkli anlara sahne oldu.
Jandarma ekipleri ise denetim yaptı. Kar lastiği olmayanların zirveye çıkmasına izin verilmedi. Bütün yazılar.